Selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir saniye geliyorum. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamamdır. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, ne var ne yok? Ekranda tamam, bir saniye. Hem yayın yaparken de şeyleri ayarlıyorum da, tarama verilerini, en azından grafikleri, Matrix bayağıdır bakmıyorum. O yüzden tarama verilerini ayarlayayım demiştim. Yine aynı yerde ons, yine aynı yerde, yine aynı satış. Hiç
Affetmedi yani 1961'de. Eğer üçüncü denemesini yapacaksa ONS şayet yine o çekilmeyi yapar. Şurada örnek veriyorum 1900 1845 seviyelerinin altında kapanış yaparsa yine aşağıya gelir ama eğer o üçüncü denemeyi tekrar yapacaksa aşağıya gelir. Bu sadece grafikti. Biz bunu buraya kadar gönderdik. Geldi yani. Ama yine bu seviyeyi geçemedi. Yoğun satıcıların olduğu bölgeydi. O seviyeyi geçemedi. Aşağı yönlü geldi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bakıyorum. Altın yani gram olarak mı var altın? Valla bunda durum sakat demiştim. Şu 439 seviyesinin altında şu aşağıda 412'lere kadar gelme ihtimali var. Buradan sonra artık izleyeceğiz. 397'lerde. Grafiği çizdik dün. Tam böyle artık aşağı doğru gelmeye başlamış. Ben hala beklentim 412-397 seviyeleri ve hatta 350'lere kadar gelme ihtimali var diyordum. Dün de baktık buna. Yayında baktık. Güzel bir formasyon oluşacak. Ama sonra tabii ki bir 519'lara tekrar gitme eğilimi olacak mı? O zaman göreceğiz. Biz şu an şu seviyeleri takip edeceğiz. Alım için yeni alacak hani almayı düşünen varsa ben bunlar yatırım aracı değil arkadaşlar. Çok çok uzun vade olayı düşünün. Bu buradan aşağıya düşerse sizin yapacağınız tek şey yani burada artık alım seviyesini oluşturmanız gerekmektedir. Buradaki alım seviyesini kolladığınız zaman yukarıda güzel bir marjlar elde edebilirsiniz. Bakalım ilerleyen süreçlerde ne olacak? Şu an zaten altının düşmesi gerekir. Bakalım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yani sizin burada yapacağınız şey bu grafiği takip edebilmek ve takip etmek sabırla. Çünkü altın gibi emitalarda gümüş, bu tür madenlerde bakır olsun. Bunları kısa vade yatırım aracı olarak düşünmeyin. Aleykümselam, hoş geldiniz. İlker hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar, gelen arkadaşlar beğenmeyi unutmasınlar. Burada beğenimiz olsun. Beğenisiz olmaz. Yoksa benim analizlerimi beğenmiyorsunuz. Dün size sadece hani yayında bir arkadaşın elinde Olmib olduğunu ve buradan dönmesi gerektiğini söylemiştim. Şu seviyeden. Buradan Olmib buradan günlükte bakalım ne yapmış bugün. Bugün yani haftalık kapanışı hala satıcılı ama bakın tam nokta atışından bu seviyelerden dönmesi gerektiğini söyledik. Bugün bir tavana gitti sonra bozmuş herhalde. Bakalım Olmib ne yapacak? Yukarı yönlü tekrar hareketini yapacak mı? İzleyeceğiz, göreceğiz. Umarım arkadaş sabırlı olur. Şu seviyelere kadar malını tutar. Artık orada durumuna bakarız. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Size söylediğim adamlar kaç haftadır mal topluyorlar dediğim uyardığım daha uyardığım hani yayınlarda söylüyorum. Bakın burada mal topluyorlar. Sen bunu burada almazsan burada alırsın diyorum. Sizin hani inanmadığınız bazı olaylar var arkadaşlar. Formasyonlara inanmıyorsunuz galiba ama bunları gerçekliğini size ispat edeceğiz. Bakın çizmişiz. İlk hedefimize kısadaki hedefimize gelmiş. Biz bunu 2.61 üstünde artık eğer 2.61'i geçerse hedeflerimizi uzatacağız. Bu 2.61 ve 2.68 bölgesi önemli bölge. Bakalım neler olacak. Göreceğiz ilerleyen süreçlerde.
Bakalım neler olacak göreceğiz. İlerleyen süreçlerde izleyelim, görelim. Bakacağım kardeşim. Önce bir haftalık analizlerimizi neler oldu, neler bitti, nasıl geçti bu hafta. Biz doğup sonra Ostim'i de söylemiştim yayında. Ben kazanmıyorum da kazanan var. Ostim'de artık arkadaşlar hedef seviyelerine başladı. Yavaş yavaş yoluna devam ediyor. Burada artık şu seviyeyi geçtikten sonra bakın önemli seviyelere geliyor. Ve burada satış yedirmemeye çalışıyorlar. Bu baskıyı kırmaya çalışıyorlar. Burada bu seviyeler kırıldıktan sonra hele 44-45'ler kırıldıktan sonra da artık hayal edemeyeceğiniz hani alamayacaksınız yani. Çünkü neye elimizi atsak finans piyasasına neyi elimize atsak arkadaş sattığımız fiyattan geri alamıyoruz. Eskiden böyle değildi. Yine bir nebze de olsa alabiliyorduk. Şu an alamıyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bifrene bakalım. Boş fren ne diyor? Vallahi bu da var ya, bu şu seviyeyi geçerse İlker, bu seviyeyi geçerse inan yani kopar gider ya, filmi kopar yani. Bu da nereye kadar gideceği hiç belli olmaz. Ama ben şu an bu fiyatlardaki hisselerde risk görüyorum abi. Risk görüyorum derken hissenin gitmeyeceği açısından değil. Benim gücüm yetmez yani. Zaten kademede bir lot var, iki lot var, 10 lot var, 15 lot var yani. Tamam orada var zaten de. Ama ben ya risk almam ya. Risk almam orada. Bir lot için hani giderim aşağıda söylediğim gibi hisselerde takılırım. 15 gün beklerim, %30 alırım. Orada stresli olacaksın yani. Ya artık bu düzeltme değil de sat bölgesine gelmiş abi. Bizim hedefimizin ilk hani demiştim ya şu seviyeye gelirse burası sat bölgesi ilk hedefiydi. Buraya kadar gelmiş abi artık sat. Tamam uzun vadede olabilecek olay daha yukarı yönlü devam edebilir mi? Evet edebilir. 5.07'ye kadar zaten bir beklentimiz var ama şu an mı değil mi bilmiyorum. Önümüzdeki haftada hani bu hafta haftalık kapanışına bakalım. Yani haftalık kapanışında yine yön yukarı duruyor ama şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Bu haftayı güzel kapatmış. Önümüzdeki hafta bakalım ne yapacak. Bugünü düşüşte kapattığı için o kadar önemli değil ama şuradaki önümüzdeki haftaki yapacağı hareketler önemli. Bizim hedeflerimize gelmiş bulunuyor şu anlık. Ama tabii ki bu hedeflerin üstü yok mu? Abicim 4.53'e kadar gelebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani izleyin abi. Kağıdınıza sahip çıkın. Takasına bakın. Analizini yapın. Beklentiniz varsa bekleyin yani. Ben fazla şirketlerin hani şirketler o kadar araştırmadığım için hepsini sadece teknik analiz yapıyorum. Düzeltme olup olmadığıyla ilgili takasa bakmak lazım. TGSAS yani İlker kaçtı tren. Bakın bizim %50'lik performansın %100'e gitti. %100'ün üstüne attı arkadaşlar. 9 liraydı TGSAS. Şu fiyatlardaydı. 9.02'lerde 9.17'lerdeydi. Geziyordu. En sonunda patladı yani. Patlıyor arkadaşlar. Bakın patlamadan olmaz. Bu adam buradan %100 almadan şurada topladığı malla %100 almadan gitmez arkadaşlar yukarı. Bırakmaz yani adam %100 almadan. Ben size bunu söyleyeyim yani. Şuradaki toplanan mal. Doğutaş Kelebek'te gördünüz. DG Kelebek'te son dakika gördünüz yani. Neler oldu neler gitti yani. Şaşırtıcı mı bir durum mu? Hayır. Bakın şurada mal topluyorlar diyorum adamlar size. Burada kaç haftadır mal topluyorlar diyorum. Bu malı illaki bir yerde patlatacaklar. Bakın
Kaç hafta olmuş sayıyorum burada sizde hani görün diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. hafta, 11. hafta artık patlıyor yani. 9. haftadan sonra artık patlama evresi arkadaşlar yani. 10 haftadır burada spek, hatta daha fazlası, şu olayı da sayarsak şuradan çıktıktan sonra düşüşte, şuradaki hani tamam şurada toplayanlar şurada satsa, burada toplayanlar var. Buradaki toplayanlar satmadı daha. Çünkü burada mal toplanıyor. Söylüyorum, diyorum ki bak bu patlayacak. Bunu Özge Yoda da gördük. Yayınları izleyin Özge Yoda. Dedim mal topluyorlar burada. Bakın kaç haftadır mal topluyorlar. Buradaki mal toplama olayı, yani arkadaşlar burada mal toplama olayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 haftadır mal topluyor adamlar. 11. hafta patlatıyorlar yani, görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum yani size. Yani ne diyeyim ki? Ya var, çok hisseler var ama ben yönlendirmeyeceğim. Ben sadece sizin hani grafiklere bakış açınız değişsin yani. Adam uzun süredir yatay. Haftalık yani bu, bakın. Haftalık grafik bakıyoruz. Haftalardır malı topluyorlar. Haftalardır topluyorlar. 11 haftada ne KY dayanır, ne patron dayanır arkadaşlar. Sen 11 haftadır mal topluyorsun. Hisse 2.20'nin üstüne çıkmamış. 2.30'un üstüne çıkmamış. 11 haftadır nereye kadar? Ya da Doğutaş Kelebek 2.65'lerin üstüne, 3.02'lerin üstüne 10 haftadır çıkmamış arkadaşlar. Yani nereye kadar? Gidecek yani, gidecek ama sen bunu almıyorsun. Sen tutup bu 5 lira olunca diyorsun ki önü açıldı. Abicim bunu dipte al, %100'ünü al, yukarıda da paranı garantile, ana paranı garantile. Ondan sonra devam edeceksen et yani. Ben burada dilimde tüy bitiyor. Söyleye söyleye yani. Birko'ya bakalım ne yaptı, uzun süredir takip etmiyorum. Birko bayağıdır yani hedeflerimiz vardı. Ya bu da artık buralardan dönmesi gerekir. Bak ben burada bir formasyon çizmiştik biz buna. Bu hedefleri aldı. Şu hedeflerdi zaten. Bu seviyelere kadar gelebilirdi. Tamam mı? Bu geldi. Şimdi bu seviyelere geldiyse yani ya, hakkından fazlasını vermiş yani. 20, 30 kuruşlarda, 40 kuruşlarda takibimdeydi bu. 40 kuruşlardan bir kopmuş 2 liraya kadar. Yani bu yüzde kaç demek ya? Az para mı 40 kuruş? %300, %400 gitmiş neredeyse yani. %800 mü oluyor? Ne oluyor bilmiyorum ki tam. 40 yani 40 kuruştan kopuyor gidiyor ya, 20 kuruştan. Kağıt gitmiş, düzeltmesini yapmış. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ama şu anlık yani benim demek istediğim şey de, bakın hisseyi söylememe gerek yok size. Burada mal toplanıyor diyorsam burada bir ışık yanmalı yani, bir ampul yanmalı. Anladınız mı? Yani burada size al sat tavsiyesi veremem arkadaşlar. Böyle bir lüksüm yok. Çünkü belki ben de orada işlem yapacağım. Ben de yaptığım zaman adam diyecek ki kendi hissesini adam topluyor. Ne alakası var abicim? Ben orada size gördüğüm güzel grafiğin 11 haftadır, 10 haftadır yatay seyrettiğini gösteriyorum. Grafikte canlı canlı gösteriyorum. Yok, diyorum ki bakın siz de böyle analizler yapın yani. 20 haftadır, 10 haftadır, 7 haftadır, 8 haftadır sen bu işlemi görüyorsun. Özge'yi olsun, sonra Texas olsun, PCDDC olsun. Ya bunlar aldı başını gitti. Şimdi ben size söylüyorum, örnek veriyorum. Bakın ben şu an İzmir Demir Çelik'in, İzmDC'nin mağdurları burada malı satmadan götürmeyecekler arkadaşlar. Bak. Haftayı kapattık. Hala eksi. Burada 10 hafta yatay seyredecek bu kağıt. Tamam belki önümüzdeki hafta hareket edecek ama burada 10 hafta yatırımcı psikolojisi. 2 ay arkadaşlar dayanamazsınız yani, anladınız mı? Sen bunu burada 15 lirada aldıysan 2 ay orada kırmızıyı gördükçe dayanamazsın. Sabır yok çünkü bizim ülkemizin yatırımcılarında sabır yok. Adam burada hisseyi alıyor, niye aldığını bilmiyor. Burada bu fiyatlarda alıyor, 25'lerde, 24'lerde alıyor, niye aldığını bilmiyor. Şirketi analiz etmiyor. Nedir, ne değildir bilmiyor. Takasına bakmıyor. Yani sen bunlara bakmazsan, buradaki sabrınla beklemeye çalışırsan en fazla dayanacağın bir ay, o zaten ortalama da psikolojik olarak 2 aydır arkadaşlar.
10 hafta ne yapar? 4, 1 ay, 2 hafta, 2 ay 30 gün, 2 ay 40 gün. Bir ortalama bir yatırımcının sabredebileceği süre ortalama 2 haftadır, 3 haftadır yani. Senin stresin 2-3 haftadır ya. Sonra sattım gitti. Yani sen bunu saymadın abi, saymadın, bakmadın, analiz etmedin, beklemedin. Yani ne diyelim? Burada sen yeni gelen arkadaşlar beğen butonuna çökün orada. Neyi bekliyorsunuz? Bir koyu mu? Bir koyu mu 3 aydır bekliyorsunuz? Ya şimdi bir koyu 3 aydır bekliyorsunuz ama tamam hareket edecek ama şöyle bir durum var. Zaten bir ko bakın yükselmiş yani siz bunu şuradaki sayıyı sayacaksınız. Buradaki yatay süreci sayacaksınız. Yükselmiş. Burada bir yatay süreç var. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hafta sonra bir onay veriyor yukarı gidiyor. E sen bunu burada alırsan yani bekliyorum dersen yanlış yani bu strateji yanlış arkadaşlar yani. Sen bunu burada aldım deyip sen bunu 40 kuruşlarda 50 kuruşlarda fark etmiyorsan 10 haftada yatay seyrettiğini görmüyorsan 15 hafta şuradaki yükselişten sonra ben buradaki bakın hiçbir yükselmeden bakın şuradaki yükselmeleri demiyorum. Bir yükselip düzeltme yaptıktan sonraki 10 haftadan bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın yani bu durum. E sana söylüyorum bunu diyorum ki böyle böyle. E sen bunu burada 40 kuruşta almadıysan 2 lirada 10 haftada beklesen değil 10 yılda beklesen anca yani. Hani belki çünkü burada burada adamların işi bitmiş ya 40 kuruştan %800 almış çıkmış adam örnek veriyorum yani. Yani bakın beklediğiniz fiyatlar değil. Benim size söylediğim beklediğiniz fiyatlar değil. Sen Rıtalba 50'de aldın. Bir koyu 1.80'de aldın. İzmir Demir Çeliği 15 lirada aldınız. Doğru mudur? Hani örnek veriyorum sadece. Şey için söylemiyorum bunu. Yadırgadığım için söylemiyorum. Ya da yaptığınız sadece grafikteki yaptığınız bazı hataları görün diye. Hisse düşüş trendinde 75'ten sonra o 65 mi 75'lerimde gördü. Rıtalp gördü. Yani sen burada Rıtalp'ta örnek veriyorum. Bunu hep bakıyoruz zaten. Bak hala fake yükseliş diyorum. Haftayı böyle kapattı. Önümüzdeki haftaya bakacağız. E sen bunu burada görüyorsun. Düşüş trendinde ya bunun bir düzeltmesi var. Tamam düzeltti. E düşmeye devam ediyor hala. Haftalardır düşmekte yani bu kağıt. E sen bunu burada alıyorsan hala inat ediyorsan 54 lirada, 50 lirada, 40 lirada alıyorsan sen burada dönüşü görmüyorsan bak kaç haftadır adamlar düşerken mal topluyorlar yani. Şurada toplayan adamları demiyorum bakın. Ya da şurada yıllardır buradaki zaten buradaki olayı sayamazsınız. Buna dersin ki bu senenin başında girerdim mesela şu seviyede baktın kaç senedir 2014'ten beri yatay seyretmiş hiç gitmemiş. Derdin ki lan ben bunu alayım ya ben bunu alayım derdin 2020'de 6 senedir hareket etmemiş bir kağıt illaki hareket eder önümüzdeki bir yıl. Sen burada minimuma indirirdin. Rıtalp'ı sen 2 lirada almadın 55 lirada aldın 55 liradan gitti bir 75 64'ler yaptı 64'lerden geri çakıldı yani bunun uzaya çıkması gerekmiyor yani. Daha bir de şimdi bedelli de açıklamadı. Sermaye arttırımı bilmiyorum ne oldu. Sermaye arttırımı yapacak mı yapmayacak mı? Bak yani şimdi 19 lirada aldın. Düşerken aldın. Oradaki düşüş trendini görmeden, düşüş trendinin bittiğini görmeden yani işlem yapmayın arkadaşlar. Yazık olur. Yükseliş trendine girecek hisselere bakın. Bu yükselmiş deyin düşüş trendinde. Ne zaman toparlayacak belli değil. Örnek veriyorum. Burada sen 11 hafta mağdur olacaksın. 10 hafta mağdur olacaksın. Elinde olan pozisyonlarda kaçıracağın imkanlar var. Borsada fırsatlar bitmez. Ama bunu senin aldığın yer önemli. Ben Özgeyo'yu örnek veriyorum. 2.10'larda, 2.20'lerde alsam... Ben 6 ay beklesem koymaz çünkü zarar yok. Zararsız beklerim. Ama ben onu 5 liraya gittiği zaman alsam oradan düşse 3 liraya 10 yılda beklesem bana hak yani. Burada yayınlarda kaç haftadır söylüyorum. Yani
Diyorum ki bakın bunlar yatay diyorum, patlar diyorum, patlatıyorlar. Bunu Smart'ta gördük yataylığını. Burada 10 hafta saydım sizlere her birinden yani. 10 hafta, en düşüğü 10 hafta. Ortalama 10 ile 8 hafta ile 12 hafta arasında patlıyor. Aradaki verdiği %3'lerin hiçbir önemi yok. Anladınız mı? Aradaki verdiği %3'lerin hiçbir önemi yok. Arada vermesi gereken %6'ların önemi var. %10'ların önemi var. Yani sen orada malın toplandığını görüyorsun. Yukarıdan aşağıya inerken malın satıldığını görüyorsun. Satmıyorsun malı. Satman gerekir çünkü aşağıda nereye geleceği belli değil. Hani teknik olarak görmüyorsunuz yani. Neden görmüyorsun? Çünkü formasyon bilmiyorsun. Fibonacci bilmiyorsun. Yukarıdan aşağıya çekmen gereken rakam. Bakın Ritalba ne diyorum? Bu seviyelerin üstünde kaldığı sürece tamam yukarıda hedefi var ama bu seviyenin altına bir sarkarsa diyorum 22 liralara gelecek diyorum ben. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Bu adam bunu zaten 22 lirada alsa %100 ya şuradan sattığını kaç bin karla sattığını tamam mı? Buradan %5000 mi yapar 50 liraya gitmiş 1 liradan? %5000 diyelim. %5000 karla çıkmış malını sen 1 liradan hisse gitmiş %5000 yapmış. Sen burada alıyorsun bu malı %5000 yapmış bir hisseyi. Örnek veriyorum sadece yani. Arkadaşlar sakın kesinlikle kırılma gücenme olmasın yani. Bakın ben söylüyorum. Hani dünya üzerinde araştırma yapmışlar arkadaşlar. Borsa finans piyasalarında en çok kaybeden Türkler diyor ya. Bu utanç verici bir şey aslında. Bu utanç verici bir şey. Senin paranı adam yurt dışında götürüyor yani. Sen burada adamın hem dolarını Merit bakalım abi. Ne diyor? Yani sen burada adamın hem para kazanmasını sağlıyorsun hem de çok iyi bir marjda yukarı yönlü ayrılmasını bekliyorsun yani. Vallahi bu hafta aslında güzel yükseliş yapmış ama bu tam seviyede kapatmış ya. Şu an bu 96 seviyesini geçerse 96'nın üstüne atarsa yukarı yönlü devam eder tamam mı? Yukarı yönlü devam eder ufak tefek bir düzeltme yapar ama şurada bir 120 seviyelerine kadar takip edin. Ama şu var şu 135 seviyesinde geçerse zaten 163-177 yapar yani. 163-177 yapar tamam mı? Ya Menderes'i zaten söylemedim mi kaç sefer? Burada mal topluyorlar adamlar dedim. Kaç sefer söyledim? Dün %10 yaptı. Geri çekildi. Gördünüz mü? Bilmiyorum yani. Menderes'i burada kaç sefer söyledim? Bu hissede mal topluyorlar dedim. Bakın Menderes için yorumumu da yaptım. Burada çizmişiz de yani bak. Ben kısada benim hedeflerim buralardı. Bakın arkadaşlar kısada hedeflerim buralardı. Bu hafta için ben bunu gittim. Video yaptım arkadaşlar Twitter'da. Burada mal topluyorlar hala. Twitter'da bunu günlükte çizdim. Attım. Bakın Twitter'daki videoya bakın göreceksiniz. Nereye geliyor? Buraya kadar geliyor. Başarı bölgem arkadaşlar 2.40, 3.40. 3.40'a dayanıyor çekiliyor yani ama hala bir mal toplama olayı var. Buradaki adamlar bunu satmaz. Buradakileri de boşaltıyorlar. Önünü açıyorlar hissenin. Hissenin önünü açıyorlar. Seni istemiyorlar. Buradaki satan KY'yi de alıyor. Buradan da alıyor tekrar yani. Sen bunu takip edeceksin. Buradaki 10 haftadır, 15 haftadır toplanan malı. Tamam mı? 15 haftalardır toplanan malı. Haftalardır diyorum. Sen bu malı burada almıyorsan tamam mı? Bu seviyelerde almıyorsan 3.03'lerde, 3.05'lerde almıyorsan yani tutup da bunu 5 lirada alırsın abi alırsın. Yani bu bir gerçek kaçınılmaz arkadaşlar. Yani burada mal toplanıyor. Ben söylüyorum. Bariz söylüyorum bunu. Bu 3.44 seviyesini geçtikten sonra da 3.47 seviyesini göreceksiniz. Herkes soracak Menderes ne olur, Menderes ne olur. Göreceğiz yani. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Tabii ki bakarım. Martı'ya da bakarız. Ya arkadaşlar siz malı topladıktan sonra zaten burada malı topladıktan sonra
Ya bak bu da sinyal vermek istiyor. Artık bu 2.29 üstüne attığı gün, üstündeki kapanışlar yaptığı gün yukarı yönlü 2.62, 2.95 fiyatı var. Dayı kızar. Hayır dayı kızar. Yani hem MRG yok mu, Martı G yok mu? Bak Martı otelcilikten bahsetmiyoruz değil mi? Tamam o zaman MRG yok o. Şimdi Martı deyince benim aklıma direkt o geliyor ya. Kusura bakma. Ya bu da işte bak burada mal toplamışlar. Adamlar burada kaç haftadır mal topluyorlar yatay yani günlükte. Kaç hafta olmuş bakalım. Zamanı gelmiş mi? Tamam burada tepki yükselişleri var ama bu yükselişler tam benim için geçerli bir yükseliş değil tepki yükselişleri ama şu var bu kağıt yani şu seviyelere kadar gelirse burada yine bu aralıklarda gider gelirse mal toplandığını görürüz. Bakın tepki yükselişleri o kadar önemli değil. Hani tepki yükselişi illaki mal toplarken bir 3.20 yapacak, 3.10 yapacak, 3.05 yapacak çünkü adam orada artık hacmin bant eline basıyor. Hissenin kaldırabileceği hacmi. Mecburen yukarı vuruyor sonra aşağı düşüyor yani. Anladınız mı? Bu tamam pazartesi gidebilir belli olmaz. Güzel kapatmış haftayı. Bunun için bir şey diyemem ama şu var yukarı yönlü zaten gözüküyor. Burada geçmesi gereken rakam 3.09. Bu 3.09'u geçtikten sonra yukarı yönlü hareketi başlar. Ta ki 3.96'ya kadar yani. Ya mal toplanıyor yani hala mal toplanıyor. Adam yeteri kadar mal toplamadığı zaman yıldırır. Tekuru'ya bakalım. Tekuru ne? Tekuru vallahi Tekuru bilmiyorum da gitmiş zaten ya. Tekuru daha gider mi bilmiyorum ama nereye gidecek diyorum. Zaten bu da aynı. Ya buralardan dönmesi lazım. Bakın böyle yükselmiş, düşmüş, tepkisini almış, düşmüş. Bakın tepkisini almış, düşmüş. Burada da mal topluyor olabilirler ama takasına bakmak lazım. Burada takasına da bakmak lazım yani. Şu yukarıda satan adamlar kimler? Onlara bakmak lazım. Burada toplayanlar kimler? Onlara bakmak lazım. Yani şu an öyle bir yerde ki ya bu böyle süzülebilir de aşağıya. Hani tepki yükselişleri yaparak düşüş yapabilir. Düşmez demeyin bu gelir 167 lira 67'lere kadar gelebilir yani. Bir saniye geliyorum. Yani olay bundan ibaret. Burada hani takası önemli ama ben zannetmiyorum yani ama Tekuru için artık tepki yükselişleri olabilir. Burada alan adam için Allah yardım etsin yani. İnşallah gider, inşallah zararını çıkarır. Bu seviyelerden alan adamlar. Ama şurada alan adam buraya taşıdığı zaman yine aynı kâr edecek. Buradaki zararla vedalaşacak yani. Tekuru. İşvin hala mal mı topluyor? Bakalım İşvin de yeteri kadar mal toplayamadılar galiba. Evet abi bak hala mal topluyorlar yani. Burada mal topluyorlar. Bu da 4.10 ve 4.20 üstüne attığı zaman şu seviyelere kadar. Bakın şu seviyelerin üstüne attığı zaman bu da kısa da gelmiş arkadaşlar hedeflerine. Aynı zamanda.
Sen bunu bu seviyelerde almıyorsan hani mal toplanırken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artık yani hareket vakti gelmiş yani bunun da. Bak burada da aynısını yapmış, düşmüş. Yeteri kadar mal toplamayınmışlar. Burada yeteri kadar mal toplayamamış adamlar. Şu seviyelerde. İstediklerini alamamışlar. Buradan çakılınca bütün malı almışlardır yani. Burada da biraz toplama yapmışlar. Yani şimdi bu gidecek. Herkes biliyor ama oyuncu yeteri kadar mal toplamadan götürmez. Size burada mal yedirmez. Hareket eder ya, tepki yükselişleri o kadar şey değil arkadaşlar, korkutucu değil. Hani sen onu 4.14'te de alsan, 4.20'de de alsan, 4.05'te de alsan, 3.80'de alsan bir zarar sayamazsın. Sen onu, sen hisseyi aldıktan sonra %100 kar etmiyorsan, %100 kar etmiyorsan, kar ettirmemişse o zaman zarardasın. Beklediğin zaman harcadığın emek, paranı bekletmen, anladınız mı? Türkcell'e bakalım. Türkcell kısa vadede valla Türkcell çok endekse riayet eden, sadık kalan bir hissedir. Ha, bu da yükselişine başlamış artık. Bakın Türkcell de yükselişine başlamış. Kısa da benim yine burada çizdiğimiz formasyon hedeflerine gelmiş yani. Burada. Buradakine zaten gelmişti şu seviyelerde. Savunma hattıydı. Buraya düştü, geri çekildi. Tekrar geri geldi. Aynı günde olan bir şey bu. Buraya kadar geldi. Düştü 17. Artık bu buraları geçmesi lazım yani. Dünya devi bir şirket Turkcell. Bu 17 seviyesini, 17-12'leri geçtikten sonra artık yukarıda 18-19 seviyeleri konuşulur yani. Ya haftalıkta başlamış artık yükselmeye. Arkadaşlar %2, %3, %2, %3 götürecekler Turkcell'de yani. Bir anda %7, %8 beklemeyin. Ben bakın arkadaşlar, ben uyumuyorum belli bir saatlerde. Yani size söylüyorum, hani burada analiz yapıyoruz. Her açtığım hissede çizgi var. Benim burada hani çoğu hisseleri de kaldırıyorum, çizimleri tekrar çiziyorum, tekrar bakıyorum. Ve formasyonlarda hedefler var. Formasyona geliyor, değiyor, çizip hedefine gidip geri gelenlere tekrar bakıyorum. Onları oradan dönmesi gerektiğini görüyorsun. Artık orası destek oluyor. Senin çizdiğin rakamın altına inmez yani. Doğutaş Kelebek'te nereye kadar hedefimiz var? Kısada çizmiştik zaten. KLB. Bakalım Doğutaş Kelebek hedeflerimize gelmiş mi yani? Evet, bak bu da, bakın ilk 3 hedefimize gelmiş arkadaşlar. Hani şey, ilk 2 hedefimize gelmiş. 3. hedefimize gelecek. Burada kısada çizmiştik. Bu hedefimizi almış. Almış abi, bereket versin. Burayı da almış. 2.77 idi. Bu seviyelerde çizdim. Bu aşağıları olası bir durum için çiziyorum ben. Savunma hattı burası. 2.40'lara kadar gelme eğilimi var diye. Tutup buradan dönüyor bu hafta. Buradan dönüyor. Hani bu yine burada kalsın. Savunma hattım diyeyim. Bu artık 2.90 kapatmış. 2.89 üstü kaldığı sürece sıkıntı yok bu kağıtta da. Ama sen bunun artık bizim diğer hedef fiyatımızda formasyona göre 3.44. 3.44'ün üstünde pozitifim kağıda yani. Daha da ileri gider. Kısa da hedeflerimizi almış arkadaşlar. Başarı bölgemizin ilk 3 hedefini almış. Başarı bölgesi de zaten 3.17'lerde. Bugün gelmiş 2.96'lara kadar gelmiş. Yok mu abi? Estağfurullah, öyle şey yok. Biz grafik analizi yapıyoruz. Teknik analiz, takas analiz. Yani bunlar yani olay. Burada söylüyorum sadece sizlere. Bu arada hoş geldin hocam. Kısadaki Doğutaş Kelebeğin kısadaki hedefleri tamam. Büyük pastadaki hedefe adapte olursak, büyük pastadaki hedefin de hedeflerini söyleyeyim. Doğutaş Kelebek'te. Bakalım neresiymiş? Yani bak şu seviyeyi geçerse, tamam mı? Bak burada hadi diyelim ki fincan kulp mevzuatı şuranın kulbunu yapıyor.
Ya var ya, bu giderse 4-5 lira olur yani arkadaşlar. Şu seviyeye kadar gelme ihtimali var şuradaki çanağı tamamlarsa. Burası kol 10 hafta sürüyor. Burayı tamamladı. 3-3.40'ların üstüne attı. 3.80'ini geçtikten sonra artık hissede bir şey kalmıyor yani. Çanak katlamaya gider. Sen bunu 2 lirada almıyorsan ya da 2.85'lerde, 2.70'lerde, 2.65'lerde almıyorsan ya, burada dil döküyoruz yani. Anladınız mı? Emeğin karşılığını da değerlendirin. Hissedeyiz hocam. Yani sen o hisselerde çok bekleyeceksin. Nuh Çimento ve Afyon. Bakalım Nuh Çimento'ya nerelere gidebilir? Artık o da belli bir seviyede, 40-50'nin üstünde takip etmedim ben onu. En son bir 65'lere mi gitti? Ne oldu? Aynen öyle. Bak burada da demişiz. Şuradaki yaptığı olayı mı yapıyor? Aynısını çizmişiz burada. Evet. 53'ün üstüne atarsa, tamam mı? 53-70 çizgisinin üstüne atarsa gideceği rakam 60 ve 64 seviyesi. Burada çizmişim yani bu rakamları. 53 seviyesinin üstüne atarsa diyorum, bakın. 53-70. Yukarıda at, bak burada mesela günlüğe çevirdiğim zaman nasıl mal toplanmış? Haftalıkta kısa örnek veriyorum. Adam günlerdir mal toplamış ve hala toplamaya devam ediyor. Orada da mal toplayacak, biraz sonra 53-70'i geçecek. Burada toplayan adam enayi değil. Burada toplayan adamın bir hedefi var. Tamam mı? Burada toplayan adam bunu tutup burada küçük yatırımcı gibi satmaz ve bu adam güçlü adamdır, burada bunu topluyorsa burada da almaya gücü vardır. Düşerse diye. Ama burada toplayan adam bunu 53-70'i hayli hayli geçirir, 60-61 seviyelerine kadar taşır yani. Sizden de Allah razı olsun. Bakalım Afyon'a bakalım. Ya Afyon düzeltmesini yapacak. Ya arkadaşlar, Afyon bunda çok KY var. Bunda sirkelemeleri lazım. Bu fiyatlardan almaları lazım. Bak yataya bağlamış. Bak şuradaki gibi yatay yapacak. Yukarı gidecek tekrar yani. Gidecek. Bu haftalık kapanışı nasıl yapmış? 3.40, 5.46'nın üstüne yapmış. Güzel rakamlarda. Bir haftalık bakalım. Bak şuradaki sayayım. Düşüşten itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. hafta güm 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 götürmüşler yani. Kaç liradan? 10. haftada 4.50'den bir kaldırmışlar 5.50'ye kadar ya. 5.70'e kadar. 4.50'den 5.70'e kadar kaldırmışlar. Yani az değil arkadaşlar. Buradaki bu hacme göre, bu hisseye göre az değil. Ve benim hedefime az kalmış. Bu seviye 5.97. 5.97'nin üstünde ayrı bir formasyon çizerim yani. Bakarız o zaman. Deriz ki geldi. Ama yine hedefime yaklaşmış. Başarı bölgesine gelmiş. Sarı çizgiyi çizmişiz. Bunun üstünde buralara kadar gelebilir demişiz. Bu seviyelere. İlla C bölgesine gelecek diye bir şey yok. C bölgesine değmeden de düşebilir. Anladınız mı? Almada bakacağım. Akbank'taki maliyetiniz, Akbank şu an kaç ki? Akbank aslında güzel yerde ya, Akbank'ta. Bu hafta belki bankalar hareket edebilir. Zaten ne diyor? Ben bunu size söylemiştim, Akbank'ı. Yorumunu da yapmıştım. Ve bizim şu seviyelerde bu iyi gitmiş. 7.35'lerde falan da Akbank. Bu hafta galiba, değil mi? 7.35'lerde miydi? Bilmiyorum ki ya. Sanki o fiyatlarda gördüm. Ya bak benim çizgileri geçmiş yani aslında. Ben şuralarda falan gördüm. Evet, bu çizgimizin üstünde değildi bu grafik. Buraya kadar gelmiş. Günlükte aslında bir satış yemiş ama yine devam edebilir pazartesi ve başarı bölgemize 8-13 seviyesine çok az kalmış arkadaşlar. Yani buradan sonra artık eğer buraları geçerse maksimum gideceği rakam 10 lira yani. 10 lira. Ve açıklayacağı haberler, karlılık oranları vesaire vesaire. Yani bunlar da çok çok önemli. Tamam mı?
Bunlara da dikkat edin. Bankalarda bu tür şeyler çok önemli. Çektiği krediler, işte yönlendirdiği ya da yaptığı yatırımlar. Sonuçta banka deyip geçmeyin. Banka bile yatırım yapıyor arkadaşlar yani. Gelecek haberler önemli yani. Bu banka ceza yedi bir de biliyorsunuz Akbank. Pandemi sürecinde şey yapmadığı için, destek olmadığı için yani 150 milyon dolar mı? 150 milyon bir şey cezası yedi bu yani. Metroya bakalım. Metro nereye gider? Metro ne zaman gider? Vallahi o Galip ağamızın bileceği iş, bir şey diyemem ama bak burada da mal topluyorlar haftalardır arkadaşlar. Bu gelir 2.05'e düşer, önemli değil. Bu artık burada kaç hafta olmuş sayacağım, kaç hafta olmuş bir bakalım. Daha var, zamanı var ama önümüzdeki hafta hareket edebilir. Bak önümüzdeki hafta hareket edebilir bu. Bir, buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Önümüzdeki hafta takip edilebilir. Ama nasıl? 2.22'nin üstünde arkadaşlar. Metro. Metro önümüzdeki hafta içi takip edilebilir. Ve şu an mumlar güzel. Önümüzdeki hafta yapacağı hareketler önemli. Ve burada 2.75 seviyesi ne kadar gelebilir? Eğer 2.75'in üstüne atarsa, 2.75'in oralarda satış yemezse tekrar buradan zirveye gider. Buradan 3.24'ü test eder. 3.24'ün üstünde sırayla gider arkadaşlar. 3.50, 3.60, 3.70, 2.74'ün üstünde gideceği rakamlar var. 3.28'e kadar gider. Yani bunu takip edin. Takibinizde olsun. Metro güzel. Metro güzel arkadaşlar. Benim de hoşuma gitti haftalık kapanışı. Katmerciler de mal topluyorlar. İYHO'ya bakalım. İYHO'da. Sonra bakın bedelliden yeni çıkmış hisseler için. İYHO kaç hafta oldu hareketini yapalı arkadaşlar. Daha bir şey yapmamış. Bu da patlayabilir. Bak kaç hafta sayıyorum. Bir, yükselmiş, buradan yükseliş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 haftada patlamış arkadaşlar bu. Sonra bir düşmüş. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 hafta içinde bu da patlayabilir. 1.36, 1.40'lara kadar gidebilir. Bilginiz olsun. Burada 2 haftalık bir süreç var. Bu tutar pazartesi de patlayabilir. Ya da şu gelir 1.02'ye gelir, ondan sonra patlar. Formasyon 1.02'ye kadar bozulmaz. Bilginiz olsun. İYHO 2 haftalık sabredin. İYHO'nun 2 haftalık süresi var. Katmercilere bakalım. Katmerciler ne diyor? Bak bu işte şu seviyelerin üstünde kaldığı sürece artık yukarı yönlü hareket yapar ufak tefek. Ama asıl hareketini yapacağı yer şuradaki kendi mal toplama alanını geçtikten sonra şu alanı kırması lazım. Onu da çizeyim de size. Sonra demeyin yani. Asıl geçmesi gereken rakam şuradaki mumları geçmesi lazım artık mal toplama alanındaki. Kaç hafta olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Düşüşünden sonra bahsediyorum. Burada malı sattılar. Burada hadi burada toplamaya başladılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. hafta ufaktan bir götürmüşler. Kaça kadar? 3.39'a kadar. Ama bu yeterli değil. Bu kağıt için bu kadar toplama yeterli değil yani. Şey olarak toplama derken bu kadar gidiş yeterli değil. %10'un peşinde olmayın arkadaşlar. En az %50, %60. Marjlarınız bu şekilde düşünün. Bu patladığı zaman 5.01'e kadar yolcu olur.
Tamam mı? Ben söyleyeyim yani buradaki alan adam %75 almadığı sürece 10 haftadır toplayan adam %75 almadığı sürece çıkmaz yani %100. Metroyo bakma abi bakmayın o kağıtlara. O kağıtlar unutun yani. Beyaza bakalım ona da bakacağız. Beyaz bu hafta hareket etti galiba. 2-3 sefer bir iki tavan yaptı gibi hatırlıyorum. Yani bunda da hedefimiz var ama geçmiyor. Bakın çizdiğim bölgeyi geçmiyor. Al abi burada çizmişim, burada çizmişim. Asıl hedefleri bunları çizeli çok oldu. Buradaki seviyeleri çizeli. Burada seviyesi 24-25 seviyelerine kadar gidebilir. Ama uzun vadede gitmesi gerekir. Bak burada çizmişim, trend çizmişim. Kırmış, patlatmış yukarıya. Ama aldın mı? Hayır arkadaşlar, yetişemiyorsun her kağıda. E ne oldu? Şimdi burada mal topluyor adamlar. E taşımak için mal topluyor. Burada sattılar örnek veriyorum. Burada toplayan adamlar burada sattı. E tekrar götürebilmek için bir güç lazım, nakit lazım. E hisseyi yeniden tahtaya ayaklandırmak lazım. Yani sen bunu bu seviyelerde alacaksın. 9.50'lerde, 9.60'larda alacaksın. 9.20'lere kadar toplayacaksın. Zarar demeyeceksin. Malın toplanışına bakacaksın yani sen. Grafiğini açacaksın. Burada geçmesi gereken rakam beyazda 12.46. 12.46'yı geçerse 15.10. 15.10'u geçerse 18.19 seviyeleri. Tamam mı? 18-19 seviyeleri hedef fiyatımız. Bunlar bu kayıtlar kalıyor arkadaşlar. Sağ olun, hoş geldiniz tekrar yeni gelenler. Metroyo'ya bakalım. Metroyo ben paylaştıktan sonra bir 2.72-2.80'lere gitmişti. Metroyo'yu o süreden beri yatay seyrediyor. Bak şu seviyelere kadar gelmişti yani ikisi aynen 2.87'ye kadar burada çizmiştim. Benim hedef fiyatım burada uzun vadede 4 liralar 4.76'lar ama hala mal topluyorlar kağıtta. Bu gelir 2.15'lere gelir. Üzecek mi? Biraz yatay seyredebilir. Ama götüreceklerdir yani. Adam spek yani şimdi mal topluyorsa burada bir şekilde hareket ettirecek bunu. Burasını mal toplama alanı diyelim. Bu kağıt 2.40'ların, 2.42'lerin üstünde artık bir de şu 2.80'i, 2.95 seviyesini kırar geçerse yani 5 lirada alırsınız arkadaşlar bunu da. Bak şurada da aynı bir süreç var. Adamlar aşağı yukarı 18'den, 2018'den 2019'una kadar 1 yıl mal toplamışlar yani. 1 yıl. 1 yıl sonra adam 1 yılın emeğini 1 liradan 5 liraya götürmüş. Bir yıllık emek var arkadaşlar burada. Bir yıllık mücadele var, tahta savaşı var, oyunu kurma savaşı var, mücadele var. Adam ama istediğini almış, götürmüş yani diyor ki ben tahtamı vermiyorum diyor ama sen istediğin kadar uğraş diyor. Adam burada diyor ki ben senin tahtını götüreceğim diyor ya. Bir yıl, bir yıl. Bir yıl az mı? Şurada. Bir yıllık süreçten sonra bir liradan bir koparıyor abi 5 liraya kadar. Bu da yüzde işte şu seviyelerde kaça kadar gelmiş? 50 kuruşlardan. 50 kuruşta mal almış, 1 lira da almış, 50 kuruş da almış, 80 kuruş da almış. Her yerde mal alıyor. Ve bunu 5 lirada satıyor abi. Çok iyi rakam bunlar yani. Ostim söyledim daha önce. Hiç takip eden oldu mu bilmiyorum. Ostim. Ostim'de burada mal topluyorlar dedik. %50 potansiyel var dedik. Her şey dedik yani. Kağıt gidiyor sessiz sessiz. Kapanışta güzel kapatmış. Şu seviyeyi geçerse zaten 3 4.44 seviyesini geçerse böyle hemen geçirmesinler arkadaşlar zaten. Şu 4.44 seviyesini geçerse ya Allah Bismillah yani. Ondan sonra 4.96. 4.96'dan sonra 6.25. Yani sen burada bu olayı görüyorsun. Mal toplanıyor görüyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. hafta başlamış artık hareketlerine. Speğin yükselişlerinde yükseltirken yani
Mal toplar. Buralarda toplar. Her düşüş önündeki kademeyi açmak için yukarıdaki malı da alır, aşağıdaki malı da alır arkadaşlar. Çünkü aşağıdaki alıcı da kendi olmalı. Yukarıdaki tahtayı yapacak adam gece o lotları yazılıyor ya, gece 3'te yazılıyor, 4'te yazılıyor. Siz hani orada adam gece kalkıyor o tahtayı yazmaya. Basıyor tuşa, yazmıştır tabii, kaydetmiştir sayfasını. Çünkü aracı kurum sayfalarında ya da bankaların sayfalarında orada emirleri düzenle diye bir sayfa var, topla emirleri. Adam yazıyor, elinde 50 bin, 50 bin lot mu var? 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 her kademeye yazıyor yani. %50'lik potansiyelin, şuradaki %50'lik potansiyelin, ben söyleyeyim yani, %10'u gitti arkadaşlar. Şu seviyedeki. %50'lik potansiyelin %10'u gitti. Ben bunu kaçlarda? 3.80, 3.90'larda söylüyordum yani. Şurada mal topluyorlar diye. 3.80'lerde, 3.90'larda söyledim. Bak topluyorlar. Söyledik %50 potansiyelini, burada dolar bazında çizdik. Dedik ki bu kadar gidecek. Zaten bizim formasyonun hedefleri var. Burayı deneyecek. Burayı denedikten sonra geçerse geçmiş olsun abi. Bu burada artık yukarıdaki hedefine adapte oluruz yani, sırayla büyük hedefe, büyük pastaya bakarız yani. Anladınız mı? Ostim uzun vade. Asuzu bende yoktu da takibimdeydi. Pengıda'ya bakalım. Pengıda, Asuzu'ya da bakalım. Pengıda. Şurada yorumladığımız bir tane kağıtlar bende yok. Valla Pengıda bu haftayı güzel kapatmış. Dönüşünü de vermiş. Bakalım önümüzdeki hafta ne yapacak? Şu seviyeler önemli. Tamam mı? Pengıda'da 5.88 seviyesinin üstüne atarsa rahat bir şekilde şu 6-7-15 seviyelere kadar gider. Bilginiz olsun, burada da mal toplamışlar adamlar. Burada da mal toplamışlar. Mal toplama seviyesinde haftalık kapanışı güzel. Haftalık kapanışlara bakacaktık zaten. Şu seviyeler mal toplama alanı. Burayı patlatırsa zaten yukarı yönlü. Şu seviye 5.72'yi geçtikten sonra, tamam, 5.44'e kadar gelmiş. Zaten o seviyeye kadar da geldi. Gördüm ben. Bunu çizdim Pengıda'yı. 6.83 orta yani formasyonlar borsada nasıl söyleyeyim, orta vadedir, 15 günlüktür, 20 günlüktür, 20 günlüktür, bir aylıktır. Uzun vadeler, haftalık baktıklarımız nasıl söyleyeyim, haftalık baktığımız biraz daha uzun vadeye yayın arkadaşlar. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta, anladınız mı, dip bölgedeyse. Bu da 5.68 seviyelerini geçtikten sonra artık öne açılır Pengıda'nın. Asuzu'ya bakalım. Asuzu'ya, Edibe de bakarız. Asuzu. Anadolu Isuzu. Asuzu. Bak ne güzel, çok güzel formasyona doğru gidiyor. Çizmişiz abi, bunu da çizmişiz. Siz de gördünüz burada. Şu seviyeye kadar düşebilir demişiz. Ama X'i kırmış. X'i kırmış abi, haftayı kapatmış güzel bir şekilde. Yani şurada 21 seviyesine kadar gelme ihtimali var. Zaten bu kaç paraydı? 16 liralarda mı neydi ben bu formasyonu çizdiğim zaman? Dönüşü gördükten sonra çiziyorum ben bir de. Burada C ayağını oluşturduğu bölge önemli benim için. Anladınız mı? Geliyor burada, krep yapacak. 21 lira hedefi var. 21 lirayı geçti abicim. Nereye gider? 24 liraya gider. Baktı alıcı geliyor. Spek elindeki malı hemen satmaz. Psikolojisi kuvvetli adam yani. Öyle herkes spek olamaz, oyuncu olamaz. Ve bizim hedef fiyatımız ilk 21.77. 21.77'ye değersek ondan sonrası artık 24.65'e gider. O seviyelere kadar yaklaşabilir. İlla buraya gidecek demiyorum. Asus'u da yön yukarı duruyor hala. Edibe bakalım. Edibe de bakalım. Edip'te evet, haftalardır mal topluyorlar şurada. Kaç hafta olmuş? 3.29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hafta adam burada mal toplamış. Şuradaki marj için mi toplamış sizce? Haftayı güzel kapatmamış. Mumu güzel değil. Örnek veriyorum. Şuradaki adam 8 haftadır mal topluyor. 10 haftadır mal topluyor arkadaşlar.
Sadece bu kadar için mi yani? %20 için mi? 3.01'den 3.48'e gitmiş yani. %20, %15, %16 gibi mi var? E sen 8 haftadır mal topluyorsun, %8 için mi? Ya boş versin abi, bıraksın yani. Ama bu Edip de giderse pazartesi günü izleyelim bunu da. Tamam mı? Haftaya nasıl başlayacak görelim. Edip şurada bir ufak bir çekilme yapacak, sonra dönecek yani. Ben bu kağıtta da 3.15'lere kadar gelirse toplanabilir diyorum tekrar. 3.22.6 yok da gerçi. Edip uzun vade kağıdı alınabilir mi? Evet, alınabilir abici. Edip uzun vadede alınabilir, taşınabilir yani. Bunun da ne yapacağı belli değil. Şurada 3.80'i geçerse zaten film kopar arkadaşlar. 3.80'i geçtikten sonra. Burada mal topluyor adam. Malı topladıktan sonra göreceğiz. Eyhol. Eyhol. Valla bir şey diyemem. Eyhol. Eyhol'de İlker biliyor. Ben şurada mal toplandığını söylemiştim. Bu seviyelere kadar, buraya kadar gitmiş, buraya kadar düşecek. Ya yanlış anlamayın da ben bununla mallandım. 3.23'te mallandım. Tamam mı? Şu seviyelerde. Şu seviyeyi geçtikten sonra bakın. Şu seviyeyi geçti. 3.13'te bir aldım, sonra sattım onu 3.23'te. Bir daha aldım. Gitti bu. 3.80'e kaç? 3.90'a kadar gitmiş yani. Benim hedef fiyatıma kadar gelmiş. Hedef fiyatıma geldikten sonra ben daha neyi durayım ki bunda? Gidecek mi? Gidebilir. Hiç bilemeyiz. Çünkü artık burada da bir ufak bir yataylık yapar. Sonra bir daha gider. Burada bir hani direği dikti. Filamasını da yapacak bayrağını. Sonra adam çizecek. Düşen kama var. Çıkan kama var. O var. Bu var. Yok şu takoz diyecek. Bu takoz diyecek. 3.69'un üstüne kalırsa daha artık nereye gideceğini bilemezsin. Burada dedik. Burada bir çanak var dedik. Bu çanağı tamamlarsa dedik. 6-7 liralara kadar gitme ihtimali var dedik. Yani bunları hep söyledik. 3.65 üstü ben. 3.69 üstü olumluyum bu kağıtta. Şu an bende öyle bir kağıt yok zaten de. Abi Menderes'te maliyetin nedir? Yani neden bıktın ki yani? Kağıdı topluyorlar şu an. Prizma. Prizma işte burada. Evet. Burada mal topluyorlar. Bu da bölündü. Bedelli sermaye arttırımı yaptı. Bu da gitti seviyelerine geldi. Şimdi mal topluyorlar. Bakın bedelli sermaye arttırımı yapan ya da bedelsiz yapan şirketlerden, bedelsiz demeyeyim de bedelli yapan şirketlerden artık öyle hemen hareket beklemeyin. Bu hafta karar günü bu hisse için. 5.50'ye kadar gelmiş. Ben şurada 6.42 seviyesi garanti derim yani. Bunun üstündeki kapanışlar. Hani bu seviyelerde evet mal topluyorlar. Oyuncu sen de toplarsan, sabredersen kazandırır Prizma. Yukarıda 8.50, 8.89 hedef fiyatı var. Neredeyse aşağı yukarı %100'e yaklaşıyor yani. Şurada mal toplayan adam bunu burada %100'de satmaz mı? Satar. Bal gibi satar yani. Abi 3.28 yani. Ben söyleyeyim 3.28 iyi bir maliyet aslında. Menderes 3.28 iyi bir maliyet abi yani bana göre. Bak ben çizdim. Aslında şöyle bir şey yapabilirdin, tamam mı? Ben bunu çizdim. Bu 3.40'a gitti, tamam mı? 3.40'a gittikten sonra oralarda satabilirdin. Çünkü sat çizgileri orasıydı. Bak başarı bölgesine kadar geldi. Bu yeni grafikte arkadaşlar. Bu hafta çizdim ben bunu günlükte. Bunu... video var. Videoda görebilirsiniz. Görmüşüm burada bunu. Buraya kadar gidecek demişim. Gelmiş. Bu hafta gelmiş hem de. 3.41'e kadar. 3.40'a kadar. Sen 3.28'de maliyetlendiysen 3.40'da satacaksın. Çünkü her seferinde aynı satışı yemiş yani. Ve geri geldiği rakam aynı yer. Ama ne var? Adam önünü açıyor. Adam 3.40'daki malı bile alıyor. Diyor ki benim önüm açık olsun ya. Ben bu hisseyi götüreceğim zaman önümü bileyim diyor. Bütün malı kendi topluyor.
Eyvallah kanki. Çay mı? Yok mu? Getireyim mi? Yani sen burada bunu göreceksin. Adam önünü açıyor arkadaşlar. Bu satışlar, alışlar öyle şey için değil yani. Anladınız mı? Sizin sabrınızın bittiği gün, yani sizin sabrınızın bittiği gün emin olun gidiyor işte, yeşil bedelli açıkladı gidiyor, bugün de tavandı. Şekerbank söylemiştim ben. Şekerbank'ı. Şekerbank'a bakalım. Yani bak burada bu seviyeleri geçmiş artık. Tamam, şu seviyeyi geçtikten sonra zaten 1.64'ün üstünde kalsaydı, tutunsaydı, haftayı o şekilde kapatsaydı güzel olurdu. Ama bu rakamlar da iyi. 1.61 seviyesinin üstündeki kalıcılık da önemli. Haftayı, aslında haftayı güzel kapatmış yani bu. Evet, haftayı güzel kapatmış. Önümüzdeki hafta yapacağı hareket önemli yani. Bak burada da adamlar haftalardır mal topluyorlar. Yanlış anlamayın, bir yükseltiyor bir düşürüyor, mal alıyor. Niye? KY'den bıktırıyor yani. Burada mal topluyor adamlar. Malı topladıkları yerde sen bunu burada satarsan, şurada 1.77'yi de göze almazsan, bankalardan öyle çok aşırı büyük bir hareket beklemeyin. Çok ucuz bankalar, evet çok ucuz. Ve 1.77'yi geçerse 2.10-2.20 seviyelerine kadar gider. Bilginiz olsun. Ya abi, yapacak bir şey yok. Şey olarak yani, yetişemediğinizi anlıyorum. Gün içinde çalışıyorsunuz. Mesela yetişemiyor musun abi? Alarmı kuracaksın. Alarmını kuracaksın abi. Hemen çalacak. Burada bu yayınlara başladığım günden beri size çaktırmadan hisseleri söylüyorum. Yanlış anlamayın, benim hepsini almaya gücüm yok arkadaşlar, istifade edin diye. Benim öyle bir parasal bir durumum yok. Hani o kadar yüksek meblağlarda her hisseye girecek pozisyonum yok. Anladınız mı? Yani ben size burada söylüyorum, diyorum ki hayırlı akşamlar, hoş geldin abi. Yani ben size diyorum ki, örnek veriyorum. Bak, ben size söyledim Berkosan. Berkosan'ı söylediğimde 6-7 liralardaydı. 7 liralardan nereye gitti abicim? 9 liraya. 3 lira marj verdi. Doğup'u söylediğim süreçte 3.65-3.75'lerde söyledim. 4.10'lardan 3.65'lere düştü. Burada mal topluyorlar dedim. Bak dedim, grafik her şey hazır. Nokta atışlı grafik nereden dönüyor abi? Başarı bölgesinden dönüyor. Anladınız mı? Sen bunu burada almıyorsan, 5.80'de alıyorsan bu suç senin. Ya yanlış anlamayın, ben her kağıdı alabileceğim diye bir şey yok. Texas. Burada kaç? Burada söyledim bak, buralarda mal topluyorlar dedim size defalarca. %50 potansiyel var, %100 yaptı kağıt. 9 liradan 18 liraya %100 yaptı arkadaşlar. Onun dışında burada Smart'ı konuştuk. Smart mal topluyorlar dedik, patlar dedik. Smart patladı. Bak şurada mal toplama işaretimiz burada. 10 liraya kadar gitti 7 liradan. 3 lira da buradan. Yayına başlayalı zaten 1,5 ay olmadı. Onun dışında Texas, Doğup, Ohio ilk yayınlarımı açın arkadaşlar. Bedava şirket diyordum size o zaman ya. Adamlar burada haftalarca mal toplamış. Burada.
Söylüyorum bak nereye gelmiş, başarı bölgeme gelmiş arkadaşlar. 10.60'a gelmemiş ama 10.15'e gelmiş. Sen bunu 6 lirada aldıysan, 6.55'lerde, 6.60'larda aldıysan zaten hiç problem yok ki. Adam bak buradan buraya 6 liradan 10 liraya neredeyse %60, %70 marş koydu. 1,5 oy oldu yayına başlayalı. 5-6 tane kağıt söyledik. Özge Yoyu konuştuk ama. Bak Özge Yoyu. Sen de buradasın. Konuşuyoruz. Mal topluyorlar diyoruz. Bugün yarın patlar diyoruz. Bu hafta patlar diyoruz. Takip edilmesi lazım diyoruz. Ya benim yani burada sizden bir çıkarım yok, bir amacım yok arkadaşlar. Bak Özge Yoyu. Yani patladı haftayı. Haftayı nasıl kapattı gördünüz. Kaç hafta sonra? 11-12 hafta sonra patlattı yani yukarıya. Mecbur. Patlatıyor yani. Sen bunu görmüyorsun. Görüyorsun. Almıyorsun. Ne dedim o gün? Sen bunu bu fiyatlarda almazsan dedim. 3 liralarda alırsın dedim. Hani örnek veriyorum yani sadece. Elin adamı sana satar yani. Hiç acımaz. Sabır, sabır. Sabır çok önemli. Bir de psikoloji yani. Ben her zaman söylüyorum. %5 teknik, %5 temel, %5 takas analiz, %85 psikoloji. Anladınız mı? Tekto. Tekto ne yapıyor abi? Söyle başından hani konuştuk, o kadar yorumlarını yaptık. Tekto ne yapıyor abi? Bakın. Tekto al ne yapmış? Benim 2.38 ilk hedefime gelmiş. Ne demiştim? 2.39'un üstündeki kapanışlarda ilgimi çeker. Yukarıda 2.97'si var arkadaşlar. Sen bunu buralarda almıyorsan, taşımıyorsan daha ne olacak ki yani? Sen bunu buralardan taşımıyorsan 5 liralardan mı taşıyacaksın 10 liraya? 10 liraya gitmesini mi bekleyeceksin? 2 liradan 10 liraya gitmesini beklemek var. 5 liradan 10 liraya gitmesini beklemek var. Örnek veriyorum. Yani bu burada işte her akşam gelen örnek veriyorum 20 kişiyi sabit. 20 kişiyi kendim aslında bana rakipsiniz yani. Anladınız mı? Rakipsiniz yani. Şu yönde rakipsiniz. Kendim hani kendi tekniğimi size canlı canlı sunuyorum. Bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Düşünün ki diyorum ki burası satış bölgesi. Ya zaten ben o kağıtta olsam hani sana hani derim ki burası ikimiz de aynı yerde satacağız. Anladınız mı? Bu formasyonu öğrenen herkesle aynı yerde satış yapıyoruz. Bu çünkü bu kaçınılmaz arkadaşlar. 10 kuruş 5 kuruş fark etmiyor yani. Formasyonu Fibonacci'yi bilen arkadaşlarla herkes aynı seviyede satar yani. Aynı seviyede alır. Aynı yerde alır. Aynı ayda bekler. Ya kim yapıyor size hani bu kadar mesela aydınlatıcı bir yayını, adam trend çiziyor işte hoşuma gitmedi diyor. Biz her hafta haftalık analiz yapıyoruz arkadaşlar. Yapmıyor muyuz? Taramayı yapalım. Geçen hafta da yaptık taramayı. Bu hafta da yapalım. Neye eksik ki yani?
çalıştır. Al 40 tane hisse çıkmış. 40 tane hisse var arkadaşlar taramada. 40 taneyi süzelim. Yeni Explorer ile başlatalım. Çalıştır diyelim. Çalıştır. Evet abicim, bu haftanın hisseleri. Bakalım neler var. Sırayla gideceğiz arkadaşlar. Al sat kesinlikle taramada çıkan sonuçların hiçbiri, bir tanesi bile al sat tavsiyesi değildir. Sadece izleyeceğiz. Başarısı ne kadar? Hangi sürede hareket ediyor? Hangi sürelerde tarama bize bu sonuçları veriyor? Tamam mı? Siz de görün diye. AXG'ye çıkmış. Grafiğine bakalım abi. AXG'ye. Notunuzu da alın yani. Akış gayrimenkul. Akış gayrimenkul. Mal toplamışlar arkadaşlar burada. Bak, tarama ne kadar temiz, stabil. Kaç hafta olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu hafta patlamasa da önümüzdeki hafta patlar. 2 hafta sonra yani. Anladınız mı? Burada taramada çıkan sonuçlar. Almat. Almat çıkmış taramada. Ben Almat bakacağız. Almat ne diyor? Almat diyor ki evet, bak kaç haftadır mal topluyor adam. Düşerken toplamış malı. Malı düşüre düşüre toplamış. KY'yi yıldırmış. Haftalardır. 12 hafta. Az değil yani arkadaşlar, sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 haftadır mal topluyor. Gitmesin mi abi? Gitsin. Burada bir direk diker. Ben size söyleyeyim yani, bu kağıt bu şu 2.43 seviyesini geçerse bu hafta 3.32'yi de görür. 3.32'nin üstünde de 3.96, 4.29 seviyelerine kadar gitme potansiyeli var. Almat'ta. Sonra geliyorum. Başka ne çıkmış? Bakalım. Artıyı hiç takip etmedim ama artı da çok iyi yol aldı. Ve o da muhtemelen, evet bak, burada da haftalardır mal topluyorlar. 6.80'e düşmüş 18, 19 liradan. Yani şimdi artı alır mısın bilmiyorum arkadaşlar. Ben alır mıyım almaz mıyım? Ben sadece taramadaki sonuçları görüyorum. Buradan dönmesi lazım. Nereye kadar gider? Bunun da çizimini yapalım. Al yeni hiç çizmediğim bir grafik, bakın. Hani çıkıyor yani karşımıza. Buradan bu seviyelerde işte bunun geçmesi gereken rakam şu seviye. 8.48. 8.48 üstünde gideceği rakam var arkadaşlar. 8.48 önemli. İlk bölge yani. Orayı geçerse 10-12 TL hedef fiyatı var artının. Buna bir de şuradan bir formasyon uyduralım. Hadi aşağıdan yukarıyı tamam gördük. Yukarıdan aşağıya da diyelim ki bu buradan satış yiyebilir. Sonra formasyonu oluşturur. Evet, 10.82'de senin ilk satış bölgen yani. 6 lira da kağıt ya. 6 lira da abiler. 10.82, 4 lira, 5 lira marj yani. Anladınız mı? Daha yeni çiziyoruz bunu, bakın. Grafik burada kalsın. Grafik burada kalsın. Sonra yani bak, böyle bir oluşum yapacağız. Buradan satış yerse buraya düşer diyeceğiz. 8.45'i de geçmesi lazım. Sonra 16 lira hedefi var diyeceğiz. Tamam mı? Formasyonu bu şekilde ayarladık. Kaldıralım. Formasyonumuz bu. 8.45'i geçerse 10.89, 10.89'dan bir düzeltme yaparsa aşağıya gelir 8.57'ye tekrar. Bilginiz olsun. Yani bilmiyorum abi, ben şey, takip ettiğim hisseler değil, sadece söylüyorum yani. Yip'te ise yakın izleme pazarında yani. Ana pazara da geçebilir. Kottan da çıkarılabilirler yani. Bilemeyiz. Yip'teki hisseyi. Çünkü uygun değildir belki borsa piyasasına. Yatırımcı dolandırılıyordur. Yatırımcıların hakkı alınıyordur, yeniliyordur. Avtur. Avtura bakalım. Avtur da çıkmış. Avtur. Avrasya Petrol. Kaç hafta burada da mal toplamışlar arkadaşlar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Bu biraz daha bir iki haftası daha olabilir gibi yani. Ama şu an mesela mal toplanıyor burada. Altur. Altur'da Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri yatırımları. Buna çizmişiz bak, zamanında çizmişiz. Tamam mı? Buradaki önemli bölgede 3.67 seviyesi. Ama adamlar burada mal topluyorlar. Gördünüz Avtur'u, Avtur ben bilmiyorum hangi pazarda da, alt pazarda mı değil mi? Bir fren çıkmış, bir frene baktık zaten. Dirit'e bakalım. Dirit ne diyor? Dirit Tekstil. Dirit Tekstil dönmüş ama şu seviyeyi geçememiş. Geçseymiş yukarı devam edecekmiş. Bu hafta aslında haftayı güzel kapatmış. Geçmesi gereken rakam çok güzel Cyper yapmış. Dirit. Cyper paten oluşmuş aslında. Bakalım şu seviyelere kadar gidecek mi formasyonun tamamlanma bölgesi. 5.44. Şu an ise 4.38'de. Geçmesi gereken rakam da 4.73. Bir haftalık bakın arkadaşlar bunu. 4.73'ü geçmesi gerekiyor. Tamam mı? Son aşağıda da stop olacağım bölge 3.75. Dikkat edilmesinde fayda var. Ama yani dikkatli alım satımları izlemeniz lazım. Eikyo. Eikyo çıkmış. Eikyo çıkmış. Kapital yatırım. Euro kapital. Burada hala mal topluyorlar. Bu artık bilmiyorum bu seviyelerden. Hani zaten şurayı yine geçememiş bu. Aynı hareketi. 4.84'ü. Bence şurada da yeteri kadar mal toplayamadılar. Şuradaki adamlar da sattılar. Tekrar bir tepkiyle sattılar ama artık bir 5-6 hafta yani izlenmeli. Sadece izlenmeli. Ben şu anlık alınacak bir pozisyon görmedim. Eikyo'yu. Bakalım. Eikyo'yu geçtik. Frigo diyor. Frigo nedir ne değildir bilmem. Frigo Pakkı'da. Ben 1 liralardaydı bu kağıt. Geçen sene. Geçen sene söyleyeyim. Kağıdın geldiği nokta evet burası abiler. Ben geçen sene 1.20'lerde takip ediyordum bunu. Kağıt gelmiş 32 liraya. Bana al desen ne olur bunu. %300 kaç? %3000 kaç gitmiş ya? Bir yılda ya. 1 liradan 32 liraya gitmiş. Anladınız mı? Yani burada tamam mal toplanıyor ama ya bilmiyorum nereye gider yani. Şu seviyeyi geçmesi lazım. 24.88'in üstünde 38 şey 33 33'ü de geçerse 36 TL hedefi var Frigo için. Alır mısın? Ben yaklaşmam. Gerel. Gerel çıkmış. Gerel çok uzun süredir yatay. Unutturuldu arkadaşlar. Gerel'i unutturdular. Bakın. Bak kaç haftadır mal topluyorlar. Kaç hafta geçmiş? Bizim başarı savunma hattımızda geziniyor şu an. Gerel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 haftadır mal toplanıyor. Önümüzdeki haftalarda hareket etsin. Hareket etsin arkadaşlar yani. Bu buradan giderse savunma hattımıza bakın. Başarı bölgemize. 9.50 seviyelerini gösteriyor yani. 9.50 10 TL seviyelerine kadar gitme ihtimali var diyor. Ama sen bunu 7.80'e geçerse diyeceksin oralara gider. 7.80 seviyesini geçmezse gidemez arkadaşlar. Tekrar çakılır. Anladınız mı? Gerel de güzel. Bak tarama neler çıkarıyor yani. Sonra İhlas Gazete çıkmış. İhlas Gazeteci vardı burada grupta. İHGZT. İhlas Gazete'de artık son noktası yani. Buralardan dönmesi lazım. Kaç hafta olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu hafta dönmesi lazım bu kağıdın. 4.05 arkadaşlar. 4.82'yi geçerse yukarı yönlü devam eder yani İhlas Gazete. 8-9 liraya kadar gider. Aşağıda ama riskli bölge de var. Neresi var? 3.06'ya kadar gelme ihtimali de var. Anladınız mı? Şu an zaten 4.05 bakalım bir kapanışı. Aynen 4.04. Yani bu artık bunun hareket etmesi lazım. Yani daha aşağısı yok bana göre şu anlık. Daha aşağısı yok arkadaşlar. Buradan bir yerden tepki alması lazım.
şu 5-60 seviyelerine kadar da gelmesi lazım. İhlas gazetenin, tamam mı? Aynen abi, aynen. Ama mal topluyorlar. Birileri ceza yese de pek inandırıcı gelmiyor nedense bana. İş bir çıkmış, iş biri geçiyorum. Konya çıkmış ve Memcas çıkmış, tamam mı? Konya, bakalım Konya. Konya Çimento da hala yukarı yönü istiyor yani arkadaşlar. Bu seviyeleri geçerse gideceği yerler var. Ama nereye gider bilmiyorum. 1282'yi geçerse nereye gidecek? Ben kestiremem bunu yani. Burada zaten şu fiyatlardan gelmiş buralara kadar. Daha da giderse artık 1700-1800 en son Kartonsan gibi bir yerde sermaye arttırımı yapar. Pat düşer yani 70 liralara kadar. Bunun dışında ne çıkmış? Memcas demişiz. Memcas'a bakalım. Memcas. Memcas sanayi ve yatırım diyor. Evet bak dönmüş. Buradan dönmüş yani. Döndüğü yer yani artık bizim şu seviyeler. Sen bunu bu seviyelerde alsan 4.75'lerde 6.7'lerde satsan az bir kar değil arkadaşlar yani. Burada şurada yapsaydı bunu Cyper derdik ama iğneyi atmış ama değmemiş. Vallahi bu Cyper yaparsa da 12-13 liralara kadar gidebilir yani. Bilginiz olsun. Memcas da alt pazarlarda. Yani tarama listesi bu kadar. Notlarınızı aldınız umarım. Benim orada hoşuma giden işte ne söyledim? Artı Almat hani grafik olarak. Evet evet taramadaki olan hisselere baktım abi. Ya Artı Almat bunlar hoştu. Neyin zamanı? İhlas Gazete. İhlas Gazete de bu hafta hareket etmesi lazım dedik. Makina takım düzeltme de. Makina takım. Maktik nasıl bir düzeltme ise burada bir 2 haftalık, 3 haftalık bir süreç olacak herhalde ya. Yıldırma süreci. 3.16'ya gelmiş. Vallahi burada işte kulp yapacak yani abi. Şu kulbu tamamlayacak. 4-5 hafta yatay yapacak ya da işte 4-5 hafta, 6 hafta yatay yapacak abi. Şurada toplayan adamların hepsi burada çıktılar bence. Yani şurada 2.84'te toplayan adam 3.77'de sattı malını. Sattıktan sonra geri bastılar abi. Bir daha buralara yakın rakamda toplayacaklar. Fincan kulp mevzuatına seni yine kandıracaklar. Oluşacak. Sonra tekrar gidecek. 4.55 seviyelerine kadar gidecek yani. Zaten yükseliş trendinde işte. Bak her seferinde aynı hareketi yapmış. Yükselmiş, düşmüş. Yükselmiş, düşmüş. Yükselecek, düşecek. Yükselecek, düşecek yani. Bu tür kağıtlar zorlu arkadaşlar. Bunlar patron kağıdı. Ama güzel kağıt. Bakın baktığımız taramada çıkan hisseler Almat yakın izleme pazarında galiba. Artı yakın izlemede. Memcas yakın izlemede. Yani bunları alırken de satarken de dikkat edin. Sonra demeyin ben hangi kağıda bu taramadakiler kesinlikle al sat. Bir tek İhlas Gazete galiba bilmiyorum normal piyasada. Diğer türlü hisselerden korkuyorum ben. Uçuyor mu uçuyor abi. Anladınız mı? Gerel, gerel güzel. Türk Hava Yolları yatırım ortaklığına bakalım. Türkiye... Valla Türk Hava Yolları bu hafta hareket edebilir. Şu 13.71'i kırarsa zaten 17-18 yolu açılır arkadaşlar. Şuradaki kırması gereken rakam 13.71'in üstü. 13.71'in üstünü geçerse gider yani. Bilginiz olsun. Burada çok güzel bir Cyper formasyonu vardı. Bu Cyper formasyonu ne olursa olsun hedefine gider. Şurada da bir formasyon var. Ona da bakalım. Hani gitmez demiyorum. Cyper formasyonu hedefine gider. Büyük pastada zaten Cyper var. Tamam mı? Burada da
Kelebek formasyonu var. Kelebek formasyonu eğer oraları geçerse yine 14-40'ın üstüne attığı zaman, hatta 15-23'ün yukarıdaki hedefi belli. 17-09 Türk Hava Yolları'nda. Bunlar garanti kağıtlar arkadaşlar. Bunlarda zarar ettim, battım, çıktım olmaz. Olmamalı zaten. Bunlarda sen alıyorsan bunları 2 günlük kağıt olarak düşünmeyin. 2 günlük kağıt değil bu kağıtlar. 1 yıllık, 5 yıllık kağıtlar aldığınız zaman, yatırım yaptığınız zaman. Bunlar temettü kağıdı. Ya günde belli bir sürede seans açılıyor onlarda. 3-4 sefer midir nedir yiptekilerde? Tahta günde 2 sefer mi 3 sefer mi ne? Bakın internetten kaç sefer işlem hakkı veriyor. Ona göre zaten yazıyor bilgiler. Siz bunu 3-4 sefer, hani o işlem saatlerinde mesela sabah aldın diyelim. Bir sonraki gün tavan yaptı. Tavanına satış yazarsın. Alırsın yani, satılır tavanda malın. Örnek veriyorum. Günde 2 ya da 3 ya, hani maksimum bildiğim. Sabah açılıyor, öğlen açılıyor, bir de akşam açılıyor yani. Bir de kısa süreli arkadaşlar, fazla uzun süre değil yani tahtının açık olduğu süreç. Bak 4'müş. 4 sefer açılıyor. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.05. Kaçar dakika peki işlem süresi var orada? Abi ben ana pazar dışına çıkmıyorum. Ana pazar hisselerinin dışında. Hani sürekli akşama kadar işlem yapacağım piyasadayım yani. Ben niye? Bir de mesela brüt takasta olan hisseleri ana pazar hisselerinde yani şunu söyleyeyim. Hani ana pazar hisselerinde ya da brüt takasa girmiş. Aynen abi. Yok sıkıntı yok zaten belli de. Hani demek istediğim şey, orada onu takip edeceksin. İnternete yazacaksın, Google'a. Ben fazla o tür hisselerde işlem yapmıyorum. Zaten peşin para yani. Satabilirsen satarsın, satamazsan kalıyor elinde. Şeyden korkuyorum arkadaşlar. Yani şirkette araştırmak lazım. Tamam bak 9.55 ile 10.55 arasında. 13.55 ile 17.55. 18.05. Ya tamam. Problem yok. Sen emrini giriyorsun, alıyorsun. Ama şu var. Benim onlara girmem, hani girmememdeki sebep şu. Egeli Joe serilerini bilirsiniz. Koddan çıktılar arkadaşlar. Bakalım abi QNB FB'ye. Çizmişiz. Bu seviyelerden dönmesi lazım. Burada mal topluyorlar arkadaşlar adamlar. Bilginiz olsun. Bak şuradaki topladıkları gibi mal topluyorlar. Eğer burada malı toplarlarsa kaç hafta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada kaç hafta gitmiş? 1, 2, 3, 3, 4, bakalım 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 14 haftada gitmiş. Daha var, biraz zamanı var gibi yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valla hani grafikte bu mumları sayınca tam bilmiyorum. Yukarıda 108 lira hedefi var ama
Şunu söyleyeyim. 8 Mart'ta belki yani hareket eder. Bilginiz olsun. Ama şu var. Pazartesi de hareket edebilir. Ben sadece mumları saydım. Burada 12 haftada hareket etmiş. Burada hemen hareket eder mi etmez mi bilemem. Bir şey diyemem. Ama buralar alım bölgesi yani. Adamlar alıyorlar. Aynen abi yani orada sayacaksın ama sen buralarda zaten kaç haftası gitmiş onun? 1, 2, 3, 4, 5, 5 haftası gitmiş. Geriye kalmış 7 hafta yani. Sen zaten onu 7 hafta önceden malı toplamazsan sıkıntı olur. Arkadaşlar bir saniye geleceğim, bir iki dakikaya. Sesi kapatıyorum. Evet geldim. Yani burada bu artık patlayacak ama 108 lira kadar gitme ihtimali var yani. Bilginiz olsun. Yani bu süreç yani şuradaki mal toplanması lazım burada hani burada satanlar burada tekrar mal toplayacaklar. Her şeyin bir zamanı var. Bakıyorum. Ya bakın şöyle bir şey var. Alım satım hani al sat yapanlar için mi yani trade edenler için mi? Trade edenler için mi günlük? Bakalım bir saniye. KLNMA bakmıştık ona. O da zaten düşüyor aşağı yönlü. Şu an burada bir formasyon oluşacak ama bakalım şu 25'lerden dönecek mi? Şu an 28'lerde 3 lira bir şey kalmış. Düşüyor hala. Düşüş eğiliminde. Valla bu gelir 22 lira kadar gelebilir. Hani şu seviyelere kadar gelirse 22'ye kadar da gelme ihtimali var. Oralarda izlenmeli diyorum. Artık düşüşte bakın.
Şuradaki şey gibi olayı düşünmeyin şu şekilde. Nasıl anlatayım bu olayı? Ritalt'taki olay gibi, yani düşüş trendinde mal. Haftalıkta düşüş trendinde. Daha şu an dönmesi için bir mum yok. Haftalıkta bir dönüş mumu yok yani arkadaşlar. İşte şu seviyelere kadar gelirse, tamam, 25 seviyelerine kadar gelirse o seviyelerden artık, yani nasıl söyleyeyim, bu seviyelerde alım yapılabilir bu hisse için. Şu seviyeler önemli seviyeler, 25 seviyeleri. Tamam mı? Ona göre dikkat edersiniz yani. Burada, çünkü şurada da bir formasyon var. Evet, 27-25 seviyelerine kadar düşme eğiliminde olabilir. 27-86 ve 25-68 seviyeleri bunun için alım noktası gibi gözüküyor günlükte baktığımız zaman. Cypher formasyonu var orada, Cypher pattern. Vallahi yani kısada da gideceği yer yani maksimum Cypher oluştu diyelim. Cypher oluşturduk. Çizelim grafiğini de, haydi. En azından kılavuz olur. İlerleyen süreçte sorduğunuz zaman tekrar bakarız yani. Bu seviye burası. Burası da Cypher'ın bölgesi yani artık. 27.92 ile 25.78 seviyelerinde artık uzun vadede 43 liralara kadar gitme eğilimi olabilir yani. Şu an için bir şey diyemem. Kalkınma yani, bu da bir bedelli açıkladı galiba. Bedelli mi bedelsiz mi ne yaptı? Yani günlük, ben günlük işleme karşıyım. Yani günlük işleme nasıl karşıyım? Günlük işlemde çok çalışman lazım abi. Gece ekranda olman lazım. Mesela senin için bunun, hani yenisin. Sen burada mumları sayacaksın. Oradaki dönüş mumlarını görmen lazım. Yarın bu onay vermiş mi? Onayı vermiş ama takasını görmen lazım. Takastaki adamlar tamam mı? Bunu bilmen lazım. Bakın. Ben size ne diyorum? Mal toplanıyor diyorum. Ne zaman yükseleceğini bilmiyorum. Ne oluyor? O hafta patır patır götürüyorlar. Çünkü o mal toplandıktan sonra siz ne zaman götüreceğini bilemezsiniz arkadaşlar. Orada artık spey'in keyfine kalıyor ya da oyuncunun keyfine kalıyor. Patron diyor ki mesela çarşamba günü de gidebilirdi Özge'ye. Niye? Cuma günü kapanışa yaptılar. Niye? Cuma günü kapanışta tavana sürdüler. Bütün herkes mal sattı arkadaşlar. Bütün bizim Türkler, yabancılar malı cuma günü toplar. Bizim Türklerse yanlış anlamayın yani, cuma günü nakite dönüyor. Lan ne alaka? Ya niye dönüyorsun abi nakite yani? İhya'ya da bakalım. Yani günlükte kestirmek, bunun için Matrix veri tabanının olması lazım. Ya da herhangi bir veri tabanının olması lazım. Sadece Matrix değil. Hani kullandığın, kullanabileceğin en basit düzeyde bir veri tabanının olması lazım. Oradaki alıcı satıcıyı takip etmen lazım. Abi valla bu da artık ihyay. Ya buna ne diyeyim ki yani? Bu var ya, bunda abi ihlaslar işte yani. Burada mum saymaya kalk 200 gün abi yani. Anladın mı? Şu seviyede. Bakalım kaç hafta olmuş ya. Haftalık bakalım biz buna. Vallahi abi bunun da zamanı yaklaşıyor gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vallahi bunun da zamanı yaklaşıyor gibi abi. 10 hafta. Bu önümüzdeki hafta patlayabilir mi bakalım. İzleyelim görelim. Takasına da bakmak lazım. Sadece grafik değil olay. Tamam mı? Şurada senin... örnek veriyorum şu seviyeden şuraya kadar gelebilir. Burada da gideceği rakam 1.38 maksimum. Zaten çizmişiz yani. 1.06'ya kadar mal toplanır. 1.48'lerde de komple satılır demişiz yani. Daha önce sarı çizgileri çekmişiz abi. Muhtemelen yine siz sordunuz galiba. Burada 8 haftalık, 10 haftalık bir süreçte mal toplanıyor. 11-12. hafta ya da 9. 10. haftada yukarı vururlar yani. Kim ne derse desin. Mecburlar abi. Mecburlar. Yok yok, herhangi bir şey kaçırmadınız. Yayını izlersiniz. Tarama yaptık. Zaten yayını kısa tutacağım. Fazla uzun bir şey
Yayın fazla uzun olmayacak. Vallahi Kerevitaş bence daha zaman değil. Kerevitaş da bence zaman değil ya. Bu da var ya, 2-3 haftalık bir süresi var gibi ama burada çok alsat imkanı veriyor ya. Burada çok alsat imkanı veriyor. Zaten bizim komple tam 6.86 direncinde kapatmış. 6.86'nın üstünde 7.14 zaten gelmiş oraya kadar. 7.14'ten 7.42 kırarsa da 7.82, 8.06 sonra üstünde kapanışlarda da yukarıda 8.97'ye kadar gider. TRG 10.60 ama haftayı güzel kapatmış Kerevitaş. Mal topluyorlar hala Kerevitaş'ta. TRG Yoda da mal topluyorlar arkadaşlar. Bu seviyeler mal toplama olayı. Ben şuradaki alan adamların bu kadar kısa mesafede satacağını düşünmüyorum. Çok az mesela burada 10 milyon lot toplanmışsa, oyuncu 10 milyon lot toplamışsa, burada taş çatlasın 2 milyonunu satmıştır. Burada bir daha toplamıştır. Çünkü burada 10 milyon lotunu satamaz abi. Sen burada göreceksin. Şimdi burada da birkaç hafta, birkaç gün, 10 gün, 15 gün örnek veriyorum. Bir yatay geçer olay. Ve 4-11'i geçerse bu kağıt artık yukarıya gider yani. 4.99-5.30 seviyelerine kadar. Bilginiz olsun. Tamam mı? Ayane dün bakmıştık. Bakalım bir daha. Ya demir çeliklerde hangisi hareketliydi abi? Alcatel'e de bakalım da. Vallahi Alcatel şu seviyeye gelir yine satış yer arkadaşlar. 34 seviyesine kadar gelir. Geçmesi gereken rakam da örnek vereyim. 32.78'i geçerse 34.82'ye gelir. Orada satış yer. Yemezse de yukarıya gidebilir yani. Zaten çizmişiz hedeflerini. Bu seviyeler var demişiz. Bu seviyelerden sonra 29.34'ten aşağı yukarı 32 liraya gitmiş. Bu seviyelerden yukarı yönlü devam etmiş ama işte kestiremiyorsun abi yani. Bu şuraya kadar getirebilir ya. 34.80'e kadar getirir. 34.80'in üstünde kalıcılık sağlarsa yukarı devam eder. Yukarıda devam ederken şunu da yapabilir yani. Çizim kaldırıyorum. Bir saniye. Rahat görelim en azından. Eğer Alcatel, tamam mı? Düşündüğüm olayı yaparsa şu seviyelerden dönmüş. Tamam mı? Bu seviyeler Cyper 618'e kadar oluşma ihtimali var. Örnek veriyorum. Bu seviyelerde alım seviyesiymiş ama burada şu 41-44 hedefi var ama yalnız burada 44-18'e kadar gidebilir fakat 35-84'ü geçerse buna göre takip edersiniz. Burada 35-84'ü geçtiği vakit yukarıdaki hedeflerini alır. Biz bu hafta burada lüks EK'yi de analiz ettik. Lüks EK ne dedik? Kadife kumaşta. Bakın çizdik grafiğini. Aynısı yani. Alcatel'le hemen hemen aynıydı. Bu da kırdı. Bakın malı topladılar. B bölgesi son nokta dedik. Buradan dönerse dedik. Yukarıda 42-43 lira hedef var. Eğer burayı da geçerse yukarıda 54 seviyelerine kadar gidebilir dedik. Ve 29 liralardan şu seviyelerden dönüş olarak gördüğümüz zaman kaçmış? 25 liralardan aşağı yukarı 35 liralara kadar gitti arkadaşlar. 10 lira kar verdi. Kaşla göz arasında siz kaçırdınız bunu muhtemelen. Burada da mal topladılar ve vurdular yukarı. Burada da aynı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. hafta yukarı vuruyorlar abi yani. Tesadüf mü? Bilmiyorum. Tesadüf mü? Rica ederim abi.
O sizin güzelliğiniz. Ya ben söylüyorum, ben bu piyasalarda hep iyi insanlara denk geldim, tamam mı arkadaşlar? Ben bu piyasada hep iyi insanlara denk geldim. Piyasanın tilkileri, bekletenleri, bu tür insanlara denk gelmedim. Adamlar ne dediyse hep oldu. Ve biz de en sonunda onlar, tabii onlardan destek almadık ama isteseydik onlardan da alırdık. Yine kendi arayışlarımızda desteğimizi bulduk. Ve hani sağ olsunlar, desteklerini hiç esirgemediler. Ne yazdıksa cevap verdiler. Artık yani buradan sonrası geliştirmesi bize kalmış. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abi bunu bu hafta, önümüzdeki hafta ayen de güzel. Ayen de notunuza ekleyin. Alın izleyin. 1-2 hafta beklemek size bir şey kaybettirmez ama buradan buraya 3 lira. Aşağı yukarı 3 lira bir marj var. Ayen de güzel, tamam mı? Ayen de değerlendirebilirsiniz. İzleyin sadece. Ayen de zaten mal topluyorlar demiştik. Bunu söylemiştik yani. Yayınları hep kaydediyorum zaten. Aşağı yukarı 1-3 saat sonra kendi paylaşıyor otomatikman. Yani Oyakçı'ya da bakalım. Oyakçı'ya ne durumda? Oyakçı'ya işte hedeflerine az kalmış arkadaşlar. Hedefine gelmiş, yaklaşmış yani. Oyakçı. 9.51 hedef fiyatına gelmiş. $9.51, $9.86 hedef fiyatı var. Eğer bu seviyeleri geçerse bir de birkaç şirketin tekrar tek çatı altında birleşme mevzuatı oldu galiba. Bakarız. Nimetullah abi, bu kağıt yani Oyakçı bir tek çatı altında birleşme mevzuatı oldu. Bu da tutup Bugün ne yapabilir biliyor musunuz yani Oyakçı? Naten'de haberleri yayınladı. Pat bir patladı yukarı. 40 liraya gitti abicim kağıt. 50 liraya gitti yani. Bu da aynı şekilde olabilir. Haberleri biriktirir. Hiçbirini fiyatlamaz. Sonra bir patlar yukarıya. Oyakçı'ya bana göre zaten ucuz bir hisse. Bundan daha kötü şirketler. Daha kötü derken kötü içine koymuyorum zaten Oyakçı'yı da. Aldı başını gitti. Şirketin ne olduğu belli değil. 200 lira oldu, 300 lira oldu, 100 lira oldu. Oyakçı'ya bakıyorsun 10 lira, 9 lira. Sizce normal mi yani? Değil bana göre. Çok çok uzun vadede çok iyi kazançlar getirebilir Oyakçı ve Oyayo da öyle. Gübreye bakalım. Gübre miydi? Abi ucuz, uzun vade al hani o kağıdı. Evladiyelik ya o kağıtlar. Gübre ne diyor? Vallahi haftalık dediğim gibi yani bu zaten dönmesi gereken rakam değmiş, dönmüş yani. Bu hafta başlangıç önemli. Şöyle bir başlangıç yapar ya da yatay mı seyredecek bakalım. Yani bu şu an satıcılı bir mum. Bu tutar buralara kadar da gelir. Anladınız mı? 50 liraya kadar da gelir. Çünkü günlükte aslında dönmesi gereken rakamdan dönmüş. Dönüşünü vermiş. Günlükte güzel. Bu önümüzdeki hafta artık yapacağı hareket düzeyi önemli. 72-15 seviyesinin üstündeki kapanışlarını yapmış. Bu seviyenin üstünde artık yukarı yönlü devam eder. Ta ki 88'i geçene kadar. Bak çizdik zaten. Bunu sana dün de söyledim. Bu olayda 88-70 seviyesine kadar gelebilir. Buradan bir tekrar bir düzeltme yapsa 88-70 seviyesini geçerse 100-106 seviyeleri hedef fiyatı arkadaşlar bunun yani.
Orta vadede. Orta vadede. Seni yıldırmadan götürmezler. Abi hayırlı olsun yani. Bereketini gör. Güzel yani. Yapabiliyorsan ne mutlu. Bir anda terste kalma da. Yaylaya bakalım. Yaylada hala mal toplama evresinde ama. Bak şurada topladıkları malı söyledik. Burada mal topluyorlar dedik. Bunu da patlattılar gördünüz. Bunu burada çizdik. Ve bunun şeyde hedef adını siz söyleyin. Twitter'da da paylaştım ben bunu. Ama şu şekilde paylaştım. Hani sadece formasyon olarak. Burada da yayında da burada mal topluyorlar dedik. Mal toplama alanını bir kırdı. Aşağı yukarı kaç paradan? Bunun yayınına defalarca baktık. Mal topluyorlar dedik. Söyledik. 3.77-3.80'lerin üstünden adamlar 5 liraya götürdüler arkadaşlar. Yani %80 bir marj ya. Az daha gitse 3.80'den yani biraz daha gitse kopacak yani kağıdı artık. Ortalama %70-%60 bir marj vermiş ya. Güzel gitmiş yani yayla. Ya trade'de zaten bir dakikalık bile grafik baksan odur yani. Anladın mı? Borsada zaten minimum 5 dakikalık grafik takip edebilirsin. Bir dakikalık grafikler çöp yani bizde. Forex gibi değil arkadaşlar. Forex'te bir dakikalık grafiği bile açıyorsun mum gözüküyor yani. Borsada açıyorsun. Açalım. Bir dakikalık grafiğini. Bak. Bir dakikalık. Al abi mum yok ya mum. Mum yok abi. Bu nerede? Matrix'te aç. Bak mum yok. Baksana abi bu neyi sana ifade edecek ki yani? Bana hiçbir şey ifade etmiyor yani. Mum nedir? Burada mumu olması lazım. Bakıyorsun. Bir dakikalık. Bana göre şey değil yani. Mesela. Aa burada ne yaparsın? Abicim bir dakikalık trade mi ediyorsun? En sonki bir dakikasıyla son çıktığı yerin trendi arasını çizersin abi. Tamam mı? Bak böyle bir trend çekersin aşağıdan. Şu şekilde de olabilir. Tabii ki o şu şekilde olması gerekir. Bir dakikalıkta trade ediyorsun. Sen bunu burada girdin. Örnek veriyorum. Burada girdin burada sattın abi. Bak fincan kulp yapmış. Bak görüyor musun? Bir dakikalıkta. Fincan kulba inmiş. Şimdi bu trendin üstüne atması lazım ki tekrar yukarı gitsin. Sen bunu aldın trendin altında bir dakikalıkta buraya kadar gelebilir. Aşağıdan da bir çizgi çekersin yukarıya. Bu trendi kırdığı zaman yukarı yeni trend başlar diyeceksin. Sen bu şekilde takip edersen sıkıntı yok. 1, 2, 3. Yani bir de trend çizgisi çekerken 3 noktaya değdirmeye dikkat edin arkadaşlar. 3 noktalar önemli yani. Bak birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta. Anladınız mı? Trendde bir bozulma yoktu. Bir dakikalıkta sonra trendin altına bir kırıyor pat şurada. Zaten ben borsada bir dakikalık grafikte yani işlem yapılırsa 4.57'den 4.66'ya yani güzel marj 10 kademe. Yapabilirsin. Bunlar Forex'te daha güzel oluyor. Bir dakikalık grafikte trendini çekiyorsun abi. İstediğin kadar gidiyor yani. Ya bak Odaş'a bakalım. Odaş'ta kapının etkisi var mı bilmiyorum da. Odaş zaten umarım bizim seviyenin üstüne kapatmıştır. Yok kapatmamış abi. Bizim seviyenin üstüne gelmemiş daha. Bir hafta. Bir günlük. Burada o kadar çizdik. Ha. Ulan çizgim nerede diyorum ya. Bak burada mal topluyorlar. Tamam mı? Mal topluyorlar. Şimdi burada şu seviyeyi geçmediği sürece ben hala söylüyorum. 4.15 seviyesini geçmediği sürece bu hisse hareket etmez arkadaşlar yukarıya. Bunu burada anlattım. Bak
Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta, altıncı hafta, yedinci hafta, sekizinci hafta, dokuzuncu hafta, onuncu hafta, on birinci hafta diyecek. Kopacak yani yukarıya. Ya bu, yine şey yani, bak çok trade imkanı verecek. Çok çok trade imkanı verecek. Bu geri gelecek, bu aşağıya düşecek, yeri gelecek yukarı gidecek, yeri gelecek düşecek, yeri gelecek çıkacak. Yani sen burada bunu takip edeceksin. Ve önümüzdeki hafta karar vermesi lazım bunun. 4-15'in üstünde kapanış yapması lazım. Bizim zaten hedeflerimize geldi. Geldi mi geldi. Biz şu an büyük balığın peşindeyiz. Hani yukarıdaki %100'lük marjın peşindeyiz. Anladınız mı? Kısada bir şey yok yani. Forex'i bilme zaten ya. Forex'i bilirsen çok şey değişir yani hayatında. Forex'te disiplinli olmazsan batarsın. Ya bak haftalık mumda mal toplanıyorsa aşağı yukarı 11-12 hafta sonra burada kaç seferde sayıyorum zaten siz de görün diye. 11-12 hafta, 8-9 hafta, 9. hafta başlayacaksın. Malı toplamışlar adamlar 11 haftadır. Örnek veriyorum. Açalım. Hangisini açalım? Burada bugün Özgeyo'yu açalım. Özgeyo. Özgeyo'yu açıyoruz. Bakın ben bunu söyledim. Yayında da söyledim. Bak. Buradaki mal toplamasını burada sattı adam. Tekrar indi aşağıya. Tamam mı? Şurada topladı. 2.10'larda topladı. 2.77'de sattı. Güzel bir marj. Buradaki toplayan adam için. Burada düştü 2.77'den 2.22'lere, 2.10'lara kadar düştü. Tekrar aynı rakama geldi. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hafta, onun 9. haftanın son günü bugün yani 10. hafta bir patlıyor yukarıya. Yani sen burada 8. 9. hafta alacaksın artık malı yani. Ya nasip diyeceksin, %10, %20'ni alacaksın mal toplanıyorsa. Bu 2.61'i kırarsa var ya, of diyorum ya, of diyorum. Zaten cuma günü, pazartesi muhtemelen satarlar yani. Yok yok, patlamış önemli bizim için. Ayen en güzel örneği diyemeyiz. Ayen'de zaten mal toplanıyor ama sen burada gireceğin rakam 8. hafta. Sen her gün %3 için uğraşırsın. %1 için, %2 için ama sana formülü söylüyorum. Formasyonu geçtim. Sen 8. hafta, 7. hafta gireceksin. %30 alacaksın abicim. %30 alacaksın. %40 alacaksın. Son hafta %30, %40 alacaksın. Anladınız mı olayı? Ayen de aynı. Ayen de aynı. Sen buna bu haftalarda girmezsen artık bu gider. Burada girersin. Ya Erdal abi saymadın mı abi? Saymadın mı abi? Her yerde dersin de harmonik kral demişti 10 hafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen buna buralarda girmezsen bir hafta beklemezsen yukarıdaki karı kaçırıyorsun ha, buradan buraya %30, %40'lık bir marj var ya. Az mı? Azsa söyleyin yani. Azsa söyleyin abi. %30, %40. Not alın. Dediklerimi not al. Ücretini atarsın. Bunlar altın bilgiler arkadaşlar. Kimse kimseye söylemiyor. Bedava bilgi yani. Yani şuradaki insan mesela burada 11 kişiyiz. 11 kişinin işte 3'ü arkadaşım örnek veriyorum. Hani akrabam da var içinde. Şu da var. Bu kanalın büyümesi lazım. Ben söylüyorum bakın. Bu kanal büyüdüğü zaman endeks düşerken herkes gelecek abi. Her akşam burası cıvıl cıvıl olacak. Nasıl olacak biliyor musunuz? Olacak yani. Ve de şu olacak. Şunu da söyleyeyim.
Herkes hissesini soracak. Herkes yani ne olur, ne olur, ne olur, ne olacak, ne olacak, nereden dönecek, nasıl olacak, döner mi, dönmez mi? Acaba ne olur? Adam çünkü terste kalacak ve çok iyi yerde yakalayacaklar arkadaşlar. Çok iyi yerde. Bu kadar yatırımcıyı öyle bir yerde yakalayacaklar ki şaşıracaklar yani. Hiç kimse ummayacak ya o hareketi. Zoren de valla Zoren güzel kapatmış. Burada bak artık bak örnek işte Zoren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. hafta güm güm götürmüşler yani. E sen bunu saymıyorsan bu kadar da mal toplandıktan sonra bu şeyi de açıp grafiği de bakmıyorsan bu seviyede almıyorsan savunma hattında çizmişim zaten. E sen bunu burada almıyorsan buradaki marjı kaçırırsın abi. %20'lik aşağı yukarı %20'lik bir marj var burada. Buradan buraya %9 aynen %20 yapar. 9. haftadan sonra sen %20'lik marja gözü dikeceksin abi. %30 marja dikeceksin. Sonra çıkacaksın. Aa benim şu kağıdım da yataydaydı diyeceksin. Hele bir bakayım haftası gelmiş mi? Haftası geldiyse ona da gireceksin. Anladınız mı? Haftası geldiyse ona da gireceksin. Bekleyeceksin. Nugyo'ya bakalım. Nugyo gidiyor. Kafasına göre Nugyo ya. Nugyo'yu çizdik. Nugyo'yu burada yine baktık. İki tane formasyon var dedik. E burada mal topluyorlar dedik artık. E şurada malı toplayacaklar abi. Ondan sonra götürecekler yani. Haftayı fena kapatmamış. Önümüzdeki hafta hareket edebilir. Şurada toplayanların ben burada sattığına belki yani satmıştır. Sattıysa. Zaten kaç liradan? 6 liradan 8.90'a 2 lira marj satmıştır abi. Şimdi burada tekrar topluyor 2 lira marj için. Yani yukarıda 10 liralar hedefi var. 7.50'den sonra 10 liraları görebilir. Geçmesi gereken rakam da hala trend çizgisinin üstünde devam ediyor. 7 liraların şurada 8.34 seviyelerini ve 9.12 seviyelerini geçerse 10 liralara gider abi. 10 liraların üstü de var tabii 11-12 lira. Bakalım ne yapacak orta vadede. Göreceğiz. Bu kağıt zaten olması gereken fiyata bu sene geldi yani. Ben 3.50'lerde takip aldım bunu şu seviyelerde. Tamam mı? Şu seviyelerdeydi. 3.50'lerde takip aldım. 3.50'lerden 11 liraya kadar gitti ama ben 11 lirada satmadım. 7 lirada sattım. Endeks yorumu zaten yaptık. XU100 gelsin abi tekrar. BIST'imiz gelsin. Ben ne dedim? Yüzde kaçlık potansiyel daha var dedim. %20'lik bir potansiyel daha var dedim. Kısada. Buradan buraya bak. Buradan buraya %20'lik potansiyel dedik. Bunun kaçı gitti? Kaçı kaldı? Burada 100 puan kaldı arkadaşlar. Fazla bir şey değil yani. 100 puan da bir şey değil. 1635 üstünde ya abi endeksin düşmesini beklemek şu anlık biraz şey oluyor yani işin açıkçasını söylemek gerekirse. Hayalcilik olur. Nasıl hayalcilik olacak? Şunu söyleyeyim. Hayalcilik olur derken abi açığa satış yok. Marjlar normale döner. Açığa satış gelirse çakılır abi hiç anlamazlar yani. O zaman geleceği rakamı 2000'e gidecek ya örnek veriyorum. 2000 seviyelerine gidecek ya. 2000 seviyelerine giderse tamam mı şu 2000 seviyelerine giderse aşağı yukarı buradan bir çakılacak patır patır 1414'e kadar gelecek yani. Ya bu güzeldi işte. Ya trade ediyorsan sıkıntı yok abi yani. Ben bir şey demiyorum. Hisse zaten güzel yani. Endeks
sönmez filament gibi, yani doğru, sönmez filamente bakın nerelere gidiyor. Ya arkadaşlar şey yok yani, şu yok. 72 olmuş arkadaşlar. Kaç lirada söyledik? 50 58 liralarda konuşuyorduk. Şu seviyelerde daha nereye gideceğim be diyorduk. Haftalıkta hala gideceğim ben diyor lan. Nereye gideceğim mübarek, bir dur daha. Bir dur daha. Ama var ya, bu bir yığılırsa var ya, işte o zaman göreceğim yani. Hangisi bu noktalardan satış yemiş abi? Dolar bazlı. Bakfaş'a bakalım. Yok ya Bakfaş. Vallahi haftalıkta tamam. Eyvallah, güzel de. Ya benim bunlara yemez abi, yemez yani. Ben yemem yani bunlardan. Gitmez mi gider abi. Ben kağıdı kötüleyemem ya. Kağıt fibo düzeltmesinde bakalım. X, A, B, C, D. Vallahi hedefine gelmiş, geri çekilmiş. 24-44 geçilirse seviyemizi de koyalım. Burası zaten kelebek formasyonunun hedefiydi, tamam mı? Kelebek formasyonu vardı burada. Kelebek formasyonunun kanadının biri burasıydı. Diğer kanat da burada. Şimdi bakalım kelebeğe. Nesi kelebeğe benziyorsa bilmiyorum. Benziyor demek ki. Bu seviye hedef fiyatıymış. 24-44 geçilirse 28-52 seviyesi mevcut arkadaşlar. Tamam mı? 24-44 seviyesi önemli burada. Aşağıda da 21-12 seviyeleri, 21-22 seviyeleri önemli. Bunun aşağısında da 18-70'lerde kuvvetli destek var. Onun aşağısında da 15-32'ler kuvvetli destek. Yani bilmiyorum nereye kadar gider. 28 ve 35 seviyelerini test edecek mi acaba? Ben de merak ettim şimdi. Bu grafik bu şekilde kalsın. 24-44 seviyesi önemli seviye. Orayı geçmesi lazım. Çünkü orası yeni direnç. Dolar bazlı hiç endekse bakmadım. Abi ben hiçbir şey kullanmıyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Ben RSI bile bunlar... Bunlar oyunun içindeki, sizi oyalamak için oyuncaklar, tamam mı? Bunlar hani RSI olsun, MACD olsun, işte ne bileyim 200 günlük, 100 günlük biraz daha iyi ama hareketli ortalamalar olsun. Yani bunlar inanın yani oyuncak, oyunun içindeki sizi oyalama oyuncakları. Tamam RSI 40'ın üstünde kaldı. Geriye döndü. Hisse nereye gidecek abi? Ben burada bir tane analiz yaptım. Hangi analiz hedefine gidip dönmedi? Söylüyorum. Soruyorum da. Burayı geçmesi lazım diyorum. RSI sana bunu söylüyor mu? RSI 100'ün üstünde riskli. Sat gelir. Ama sen orada yukarıda RSI'nin gideceği kadar fiyatı göremiyorsun. RSI çünkü düzelte düzelte gider. MACD de aynı. Düzeltme yapar. Aşağı gelir yukarı gider. Aşağı gelir yukarı gider. Sen orada abicim ben size söyleyeyim. Mum formasyonu takip edeceksiniz. Mum. Mumları takip edeceksiniz. Grafikte oluşmuş her bir barı takip edeceksin. Ne diyor? Sana ne anlatıyor? Grafik seninle konuşuyor. Anladın mı? Sen oradaki grafiği görüp konuşmazsan, muhabbet etmezsen, diyalog kurmazsan ve şunu söyleyeyim. Yani bir de formasyonları bilmezsen, nereden satış yiyeceğine emin olmazsan geçmiş olsun abi yani. Düşün hisse 100 lira olmuş. RSI hala 50'lerde geziyor. Formasyon hedefi de olmuş. Pat bir satış yiyor. RSI sonra dönüyor aşağıya. Mum diyor ki sana sat. Bir dönüyor abi, aniden aşağıya dönüyor. Ya da EMA. Aniden aşağıya dönüyor. Hareketli ortalamalar aniden aşağıya dönüyor. Ama sen orada o formasyonu yakalarsan gider abi. Bugüne kadar hiçbir tane
Bakın benim ekranımda şu an benim RSI yok. Şeyde. Tradewink ekranımda RSI bir tane bu RSI dönmüş diyor muyum size? Yok. EMA'sı bu diyor muyum? Yok. Hareketli ortalaması bu diyor muyum? Yok. Ne diyorum? Fibonacci'ye göre buradan dönmesi lazım diyorum. Ya işte bak onlar, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zamanı geldiği zaman ne diyeceksin biliyor musun? İşi öğrendiğin zaman bu kadar bilgi çökmüş diyeceksin. Bedavayı okumuşum diyeceksin yani. Ben hani sen burada psikoloji ve teknik açıdan kendini farklı kulvarda geliştirmediğin sürece zor yani. Bir saniye geliyorum arkadaşlar. Yani durum böyle. DZGÖ'ye baktık mı bugün? Baktık abi DZGÖ'ye ama. DZGÖ'da geçmesi gereken rakam belli. Söyledim bunu, burada da söyledim. Hedefine geldi dedim. İlk hedefine de geldi dedim. Bak şu seviyeye kadar gelebilir dedim. Burada DZGÖ'da da. 4.23'e gitmiş arkadaşlar. Yani kağıt 3.23'lerden 4.23'e gitmiş. 1 lira marj, hatta bakayım şu seviyelerden mal toplanıyor dedikten sonra 3.23, hadi 3.30'da aldın diyelim.
4.30'lara kadar gitmiş neredeyse. 1 lira marj vermiş abi yani. Sen bunu burada sattığını örnek veriyorum. Bir daha şu 3.80'lerde aldın yukarıda. Satacağın rakam belli yani. Haftalıkta ama çok güzel kapatmış. Haftalıkta hiçbir problem yok. Bizim hala yukarıya hedefimiz devam ediyor yani. 5.07'ye kadar bakalım neler olacak. Göreceğiz yani. Yo, sesim geliyor değil mi şu an? Telefon görüşmesi yaptım. Telefon görüşmesi yaptım arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Şu an sıkıntı yok. Sesi ben kapattım yani. Neyse, var mı diyeceğiniz başka bir şey, soracağınız, merak ettiğiniz? Abi bak, ben trade'lik hisse bakmıyorum. Trader'da değilim. Ben tahtanın yapısını bozmak istemem. Güzel hisse ise mesela. Burada bir yakalarsa seni, örnek veriyorum. Vallahi buraya kadar gelir. Dersin ki ve satamazsın malını yani. Örnek veriyorum. Ama burada mal topluyorlar. Tamam mı? Burada mal topluyorlar ve dediğim rakamın üstüne attı. Şu seviyeyi çizmiştik. Bu seviyenin üstüne kapanış yapması lazım dedik. Bu seviyenin üstüne kapanış yaptı ama işte yukarıda bizim hedefimiz artık 17-18 lira. Tamam mı? İşte sen burada 3 kademeye trade ediyorum derken, 5 kademeye, 10 kademeye, 15 kademeye trade ediyorum derken yukarıda 2 lira, 3 lira marjı kaçıracaksın. Anladın mı? Çünkü trade ederken bir daha giremeyeceksin. Satmış olacaksın, burada giremeyeceksin yani. Çok hissede olmadı mı öyle? Çok hissende olmadım. Rica ederim abi. Ben teşekkür ederim. Geldiniz. Arkadaşlar, Twitter hesabınız varsa Twitter'da ekleyin. Burada var Twitter adresim sayfada. Hakkında bilgileri var. Twitter'da da size zahmet yani retweet yapın. Daha çok balık kaçıracaksın. Geriye döndüğün zaman örnek veriyorum, benim 1 milyonum olurken sen hala 15 bin lira para yapmış olacaksın. Anladın mı? Ben sana bunu söyleyeyim yani. Trade'le ekran başında durarak zamanını boşa zayi etme yani. Grafiğini düzgünce analiz et. Hiç trade etmeye kalkma. %30, %40 al. %2, %3 nedir abi yani? Komik rakamlar ya. Ben sana her gün bulayım o hisseyi yani. Her gün söyleyeyim, her gün yani. Her gün o hisseyi söyleyeyim sana. Hangi hisse trade edilir? Gir Aselsan'ı trade ed abi, garanti kağıt. Çiz trendini. Git Türk Hava Yolları'nı trade ed. Yani senin orada yapman gereken şey yani gidecek yani. Pınar Süt'e bakalım. Pin Süt ürünleri, Pınar Süt ürünleri. Vallahi bu da geçememiş. Haftayı satıcılı kapatmış. Şurada aşağıda 22'lere kadar gelir mi? Gelir. 22-82'lere kadar. Onun aşağısı da var. Sakat yani bölgelerde. Ama işte şu seviye, bu zaten hedeflerine gelmiş ama gıdalar, zaten şöyle bir durum var gıdalarda. Bilmiyorum. Bu zaten pek şey olmuyor. Yani burada pek bir şey olmuyor. Hani belli olmuyor yani bu kağıtta. Bak, mal toplama olayı sadece şuralarda olmuş ama buralarda hiç, sadece şurada bir mal toplama olayı var. Bakalım ne olacak yani.
Ya şurada toplayan adamların da ben burada satacağını hiç düşünmüyorum. Şu seviyeyi geçerse yukarıda işte 27-28'ler gözüküyor ama yani. Şuradaki sarı çizginin üstüne 23-98'i kırarsa ve üstünde kapanış yaparsa o seviyenin hani üstü önemli. Ya doğru, yok geleceği var şirketin canım, ben ona bir şey dediğim yok. Mesela geçtiğimiz haftalarda burada biri Taçtar ve İstar'ı sormuştu. Ben Taçtar'cıyım demiştim. İstar tavan yaptı, Taçtar ne yaptı? Bak dönüş yapması gerektiği rakamı söylemişim. Nereden dönmüş arkadaşlar? Size söylediğim rakamı görüyorsunuz. Burada çizdim. Dedim ki olası bir durum buradan dönmesi lazım dedim, tamam mı? Nereye gitmesi lazım? 23 liraya. Formasyon hedefi bu. Tamam mı? Görüyorsunuz. 11.82'yi geçerse 23 liraya gider. Geçmiş olsun abi. İstar. İstar'a bakalım. İstar ne yapmış? Hala bugün tavandı bu sanki. Günlükte bakacağım. Evet. Çok da iyi yerleşmiş yukarıya. Kaç liradan? 16 liradan 17.72'ye gitmiş. Burada zaten bir olasılık yoktu günlükte de. Bunu değerlendirmemiştim. Şundan dolayı grafik göremiyorum yani şurada. Nereye gideceğini kestiremiyorum ama şöyle bir durum var. Taçtar'da ben sevdiğim bir hisseydi ve formasyonun oluşması olanağını değerlendirmiştik. Formasyon oluştu. Formasyonun dönüş yeri burasıydı. Buradan aldın, burada sattın abicim. 23 lirada geçmiş olsun. Bitti yani olay. Ama şurada 11.82 geçmesi lazım. Burada sarı çizgilerimiz var. 11.82, 15.15, 18.48, 23.22. 23.22'ye kadar satış bölgesi. Olabilir ya. Polho da olabilir yani belki. Kaç hafta olmuş bakalım en azından. Polho'ya da bakalım. Sanki biraz daha süründürecek gibi ya. Bakalım. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Valla bu hafta olabilir. Bu hafta izlemekte fayda var. Şu anlık bir şey diyemem. Şu seviyelerde bu haftalarda olabilir. Olabilir yani. İşte buralarda senin artık mallanman lazım yani. Oradaki büyük şeyi kaçırmamak için. Oradaki büyük olayı kaçırmaman için yani. Ve 3.97 3, ben bunda da zaten 3.92 pozitifim. Hala da pozitifim. Şurada 4.36'yı da geçerse şimdi bakalım orayı geçtikten sonra nereye gider abi? Nereye gider abicim? Bakalım. Şu seviyelerde zaten sat bölgesiydi. Gelmesi gereken rakama gelmiş. Evet. X, A, B, C, D. Bakalım. Buraya kadar düşebilir demiştik. Düşmüş. Tamam mı? Bu seviye stop bölgesiymiş. Bunun altı kapanışlarda. Zaten stop bölgesi en kuvvetli desteği arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Stop bölgesi dediğimiz 3.49. 3.49'a bir kere değdi. Sonra bir daha değmedi oralara. Şu anda şurada 4.01'in ya da 4.29'un üstündeki kapanışlarda nereye gidecek? Ona bakalım. Şu seviyeyi de geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Hatta orası değil. Şu seviyeler. Geçerse nereye gitmeli? Burada malı topluyorlar adamlar. Sen burada mal toplandığını görüyorsun. Burada hedef fiyatı 4.69'da 5.04 hedef fiyatı var arkadaşlar. Şu seviyeler. Tamam mı? Buradaki bütün püf noktaları söylemiyorum arkadaşlar. Sebebi de şu, eğitim almanız lazım. Hani şey geliyor ya, bir tane filmin fragmanını izliyorsun. Hoşuna gidiyor, sinemaya gidiyorsun, tırt çıkıyor. Bizde gerçeklik var yani. Yo, günlükte saymayacaksın abi, haftalık bakıyoruz.
Haftalıkta mal toplanır. Smart bakalım Smart'a. Smart ne diyor? Smart'ta ya geçti onun treni ya. Şuralarda mal toplanıyor dedik. Saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. hafta bir koydular gitti yani. Hani şurada mal toplanıyor demiştik. 9. haftada zaten %30 verdi. %30 iyi bir rakamdır. Taktiği uygulaman için taktiği uygulaman için zaman lazım. Matematiksel hesapları da var. Pegasus vallahi yine tam seviyeye gelmiş arkadaşlar. Tam seviye. Sat bölgesinde şu an. Şu an sat bölgesinde ama eğer bu seviyeleri geçerse, hele şu 86'yı geçerse var ya, yani anlatılmaz. Ama bu seviyeler geçilmediği sürece yukarıları hayalcilik olur. Şu an tam bölgesinde şuralarda çizmiştik. Şu rakamlarda. Zaten formasyonda görüyorsunuz. Bunun altına sarkmamış. 39'un altına sarkmamış. Geri gelmiş bu fiyatlara kadar. Daha ne abi? Şu an bitmiş yani olayı ama bakalım ne olur bilmiyoruz ilerleyen süreçte. THYO'ya baktık. THYO'ya baktık. Bu rakamlar önemli rakamlar. Geçmesi lazım. Buralar tehlikeli bölgeler. Ama sen bunu burada alacağım diyene kadar burada alsan daha iyi yani. Örnek veriyorum. Şu var. Şu mumun bu hafta devam ettirebilir mesela. Şu mumu. Onay verir yanına. Ya da bunun aşağı yönlü onay verir. Düşüş onayı. Bir şey diyemem. Bakalım bir. Bir günlükte bakalım. İşte yani buradaki mumlara vereceği onay çok çok önemli. Ya 62'nin üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü devam ediyor ya. Ve yukarıda bir maksimum 85 var. 85'in üstünde kopar yani. ...85'in üstünde de farklı rakamlara gider. GS'ye bakalım abi. Buna haftalıkta bir bakalım ya. Vallahi burada da mal topluyorlar abi Galatasaray'da. Patlarsa yukarıda 4.74 marjı var. Kısada. Galatasaray'da 1, 2, burayı geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vallahi bu önümüzdeki hafta patlayabilir Galatasaray. 3.97'nin üstünde pozitifim. Ve bu seviyelerin üstünde kapanışlar yaptığı sürece de yukarıda 4.74'e kadar gider yani. Buradan buraya 1 liralık marj var. Bilmiyorum. Futbol takımı pek takip etmiyorum zaten abi. Bu hafta yukarı yönlü hareket edebilir. Rica ederim Oktay abi. Bakalım. COM'e de bakalım. COM'e geçen bakmıştık ya. O günde tavan gitmişti. Sonra geri çekildi. Bir tavan daha yaptı. Ya burada mal topluyorlar işte adamlar yani. Sen görüyorsun. Diyorsun artık mal toplanma olayını öğrendin. Önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü hareket yapabilir. Tamam mı? Yukarıda 8.55'leri var.
Onun üstüne de bilmem yani. 8.55 seviyelerine kadar gidebilir. Önümüzdeki haftalarda. Bakalım başka ne vardı? Senkron ne oldu ya? Patladı mı? Oy! Abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Bak bu şimdi, eğer bu şimdi ben size söyleyeyim. Bak tek bir şey söyleyeceğim size. Hani trade ediyorsun ya, örnek veriyorum Ahmet abi. Ahmet abi trade ediyorsun ya. İşte bak, senkron gidecek dedin, %10'un peşine düştün abi. O gün tavan tavan gidiyor. Buradan buraya tavan tavan gidiyor. Sen buradaki adamsın abi. Buradaki adamsın. Sen burada alan adamsın yani. Örnek veriyorum. Sadece örnek veriyorum. Ve yakalandığın yer, bak trade ederken tabii ki dikkat etmen gereken şey, trend çizgisi çok önemli ama yüksek hisselerde bile trade etsen, düşük hisselerde de trade etsen, bir yakalansan abi 3 lira 4 lira psikolojiye bak ya. Abi baksana, 38 liradan alan adam 28 liraya düşmüş abi. 10 lira ya, 10 lira abi ya. Ne 10 lirası? Aynen 10 lira. 10 lira abi, adamın psikolojiyi düşünemiyorum. Aa bu gidecek deyip bunun nereden döneceğini de çizelim buraya. Tabii koddan çıkmazsa, tamam mı? Koddan çıkmazsa görelim. Bu buradan dönmedi. Tamam mı? Bak. Buradan buraya hareketini yaptı. Geldik buradan, dönüş artık sat sinyali geldi. Buradan dönmedi. Örnek veriyorum. 25'ten dönmedi. 20'den dönmedi. 16'dan dönmedi. Gelecek 14 seviyesinden dönecek arkadaşlar. Sonra gidecek. Gidecek. Ya bu 25'ten satış yiyecek. Tamam mı? Ya da yukarı yönlü devam edip artık, bak işte ne dedim, burası kan gölü, bu artık mezar taşı arkadaşlar, ters çekiç, burada mezar taşını dikmişler, ölmüş yani. Bu çok büyük örnek, hata yani, anladınız mı? Sen bunu buralarda almadın, pat geliyorsun burada bir alıyorsun. Amcaoğlu da geliyor, diyor ki ya bu hisseye gir, uçacak bu, baksana nasıl gidiyor. Anladın mı? Senin ona denk gelme ihtimalin %90. Sen çünkü RSI, MACD falan filan okuyorsun vesaire vesaire. Bunları okuyorsun ama hiç mum formasyonlarını okuyor musun? Halka arz eden zaten ODAŞ yani abi. ODAŞ halka arz ediyor. Ya ODAŞ bir kere, ODAŞ'ın bir kere o şirketin yukarı yönlü, ya kömür abi, kömür nedir ya? Akdeniz'de doğalgaz çıkarıyoruz abi. Kömür devrimi kaldı. Kömür, ya ben şaşırıyorum ya. Tutarlar da o kömür sektöründe 200-300 lira yaparlar ha. Ulan doğalgazın ulaşmadığı neredeyse köyler kaldı bir tek yani Anadolu'da. Çoğu yerde de var. Yani doğalgaz abi her şey artık, ya da adam kömür, ne bileyim abi ya, bana ters geliyor ya. ODAŞ'ı hareket ettirememişsin. Daha hala yıllardır ODAŞ 10 lira olacak, 15 lira olacak. Evet olacak ama yeni bir şirket halka arz ediyorsun. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Hiç mumlara göre Ahmet abi, hiç mumlara göre işlem yaptın mı? İntihar ediyor. Abi Fonet'i izliyorum Oktay abi. Fonet'i izliyorum, bu ara karın ağrısı var. Fonet'in karın ağrısı var. Tamam mı? Oktay abi, yani Fonet'in karın ağrısı var ama bakalım ne olacak. Bizim başarı bölgemize gelmiş. Bak burada asılı adamı yapmış. Buradan aşağıya gelmiş tekrar.
Ama benim bunda ben şuradaki alan adamlar 11 lirada aslında satmıştır 13 lirada ama bilmiyorum. Burada da bir yatay süreç yapabilir mi? Yapar. Bir iş haberi patlatır abi. Patır patır bunu 20 lira yaparlar yani. Önü bomboş. Bu seviyeyi geçmesi lazım. Yani şurada 13.72'yi kırarsa geçmiş olsun abi. Çok sert gider yani. Mumlara göre işlem yaparsan kazanırsın. Her zaman kazanırsın. Bırak erasayı falan. Anladın mı? Ben söyleyeyim yani. Ahmet abi. Güler GLR YH. Güler yatırıma bakalım. Güler Yatırım Holding'de durumlar valla işte bu seviyelerde bekliyoruz artık yani. Bunun altı uçurum arkadaşlar, gelmez. Bak çizmişiz formasyon, burada durması lazım artık. Burada gideceği de 16-17 lira yani. Maksimum seviyede 12.90'ın üstüne atması lazım. Burada işte artık yatırımcı bezdirme mevzuatına geliyoruz. Bu yatırımcı ezme mevzuatı da söyleyeyim nasıl olacak bilmiyorum ama yatırımcı ezecekler abi. Bak işte bak. Ahmet aynısını görüyor musun, mezar taşını? Dikmiş abi buraya. Bak ne kadar düşmüş. Kaç lirada dikmiş? 24 lirada. 24 liradan bir çakılıyor 6 liraya kadar. Bak 6 liraya kadar. Senkronun nereye kadar düşeceğini bilmiyorsun. Haftalık mum bu. 6 liraya kadar düşmüş. 6 liradan 22 liraya kadar. Sen burada şu mumu, onay mumunu görmediğin sürece, bak bu senin için kararsız mum. Sen burada işleme giremezsin. Bir daha mezar taşı yaptı, bir daha düştü. Bak. Sen bunu görmüyorsun ki abi, yani yakalayamıyorsun. Diyorsun ki daha düşecek. Ama ben bunu görüyorum işte. Bunu nereden döneceğini görüyorum. Neden görüyorum abi? Bende Fibonacci var. Bak Fibonacci. O yüzden ben 5 dakikalık 10 dakikalık işlemlerle uğraşmıyorum. Niye yorayım abi kendimi ya? Niye yorayım? Anladın mı? Kendini yaşlandırırsın. Erken gidersin yani. Al. Nereden dönmüş? 786'dan. Açalım foneti. Fonetin 786'dan gelirse, bak şey foneti diyorum, senkronu. Senkron. Senkron eğer aynı bu hareketi yaparsa, tamam mı? 786'dan dönerse geleceği rakam 13.78 arkadaşlar. 13.78'de bir tepki yükselişi. Çizelim grafiği. Hadi bakalım. Cenaze namazına buyurun. Fatih abi 38'de alan emin olun, burada bu kadar malı satmışlarsa KY'dir abi. Ben başka bir şey bilmiyorum. Buradan dönmedi mi? Buradan dönecek. Buradan dönmedi mi? Buradan dönecek. Buradan dönmedi mi? Buradan dönecek abi. Tamam mı? Sonra gelmesi gereken rakamı da söyleyeceğim. Bu buradan tepkisini aldı diyelim. Tamam mı? Şu seviyelere kadar gelecek. X, A, B, C. Sonra buralara kadar düşecek abi. Şu seviyelere kadar tekrar. Sonra 10 lirada stabile bağlayacaklar ya da kottan çıkaracaklar. Şu seviyelere kadar da gelebilir. Al, ben bu burada dursun. Bu kayıt da duracak. Tamam mı? Sipi de bunu görürse hareket ettirir inşallah. Yatırımcısına da ders olur. Al, ben hayal ettim şimdi. Anladın mı? Rica ederim abi. Oo, cenaze Fatih duasını bile yapmışlar ya. Fonette yukarı yönlü beklenir abi. Foneti bekleyelim mi dersen? Sağ olsun Şinasi abim, hoş geldin. Abi senin bugün hisselerin tavandı. Gördün mü? Ben şaşırdım ya, mükemmeldi yani.
Valla bir şey diyemem. Ütopya için hiçbir şey diyemem. Çünkü önü açık, aşağısı da açık yani. Ütopya'da bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum şu an. Ütopya'ya hiçbir şey diyemem. Gidiyor yani. Şu an gidiyor abi. Hala da gideceğim diyor yani. Ben gideceğim diyor ya. Nereye gidecekse bilmiyorum. Buralardan bir yerden bir düzeltme yapsa da şuralara falan gelse belki olur da. Düzeltme yok abi doğru düzgün ya. Günlükte bakalım. O bak kararsız. Burada belki mal toplarlar ya da aşağıya çekerler yani. Kararsız mı? Bir önceki hafta günün üstünde kapatamamış. Bu seviyelerden sat gelirse ben söyleyeyim. Bu seviyelerden sat gelirse 31 liralara kadar düşebilir. Düşmez demeyin. Senkronda gördüğünüz 36'dan 28'e kadar düşmüş. Ak enerji öyle be abi. O işte öyle yani. Şinasi abi enerjiler 2 haftası var enerjilerin ya. Ama ak enerji dün tavan yaptı. Sonra geri bastılar abi. İşte bak mal topluyorlar. Başarı bölgesine gitmiş ilgikisini. Yine mal, ya burada toplayan adamların buralarda satacağını hiç düşünmüyorum. Tekrar topluyorlar. Senin elindeki malı alıyorlar. Önünü açtıkları için. Önündeki mallar yani belli. Bilginiz olsun. Hani buradaki mallar toplanmış. Burada bir düzeltecek. Sonra gidecek yani. Kaça? 2,62, 3 liralara kadar gidebilir ya. Senin teknosa tavana yapıştı ya abi. Bak gördünüz mü nereden dönüyor düştükten sonra 17'den sonra bir dönüyor. Ben bunu burada görüyorum zaten. Ben şuradan size desem ki bu buraya kadar düşecek. Ya trend çizgisi çeksem düşüş trendinde. Tamam düşüş trendinde de dönüşü neresi? Bana bunu söyleyemiyorsun. Örnek veriyorum. Bu buradan bir yerden satış yiyecek. Örnek veriyorum. Ya da bu 14-34'ü geçerse abi yukarıda gideceği rakam 19-21 seviyeleri. Tamam mı Şinasi abi? 19-21 seviyelerine kadar gidebilir yani. Eyhol, Eyhol, valla Eyhol bakalım. Ya işte Şinasi abi var ya. Yok önümüzdeki hafta bakalım ne yapmış. Doldur boşalt mı yaptı acaba? Burası kararsız mı? Tamam mı? Günlükte. Haftalıkta da yükselişte gösteriyor. Haftalıkta herhangi bir sıkıntı yok yani. Bu hafta komple geçtiğimiz haftaları kapatmış abi. Hedef fiyatına da gelmiş. Bakalım şu 3.32 destek artık bunda. 3.32 seviyesini takip edeceğiz. Bakacağız bakalım. Şinasi abi bunu. Durumuna. Bakacağız yazın, yazın ona göre bakacağız yani. Talebe göre. Neyse, Şinasi abi biraz geç kaldın. Yayını kapatıyorum. Yok yok gerek yok abi şu an aşağıda bir şeyini yapsın hareketini yapsın bu haftada izle ona göre bakarsın tamam mı? Yazarsın zaten. Acele etme yani abi. Neyse çok teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kapatıyorum yayını. Görüşürüz. İyi geceler, iyi tatiller bu arada. Hafta sonu yayın yok zaten. Tarama listesine de baktık. Şu an yani tarama listesindekiler de söyledim. Tamam mı? Ona göre de dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Güzel gördüklerimi de söyledim. Durumları iyi olanlar.
Belli zaten. Siz de gördüğünüz grafiklerde. Ona göre dikkatli bir şekilde bakarsınız, izlersiniz yani. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. İyi tatiller diliyorum bu arada. Bu arada önümüzdeki hafta artık başlıyoruz. Haftada 3 gün. Pazartesi, çarşamba, cuma günü. Bunun dışında yayın yok. Bilginiz olsun. Daha iyi olur. Ay. Daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.